Ben hayatımda yarım asra yaklaşan, yarım asırlık meslek hayatımda ilk kez yaşadığım semtten, yani İzmir Narlıdere'den bir programa imza atıyorum. O nedenle çok heyecanlıyım. Salonu hınca hınç dolduran sevgili Narlıderelilere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Ben hemen program konuklarımızı takdim edeyim. Gerek gerçek aydın duruşu, dimdik duruşu, gerekse başarılı sanatçı kişiliğiyle halkın gönlünde taht kuran ve her zaman sevgiyle alkışlanan usta yorumcu Edip Akbayram. Dört bakan hakkında kurulan rüşvet ve yolsuzlukları soruşturma komisyonunda her türlü engellemelere, daha sonrasında devam eden tehditlere ve saldırılara göğüs gererek cesaretle olayın üzerine giden İzmir Milletvekili Erdal Aksünger. Özel siyasi habercilikte ve kulis bilgilerini elde etmekte rakipsiz gazeteci, usta meslektaşım Barış Yarkadaş. Ben hemen programımızın protokol koltuklarında oturan değerli konuklarımızı da takdim edeyim. Narlıdere'nin 3 dönemdir seçilen, sevilen belediye başkanı Sayın Abdül Batur. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı değerli meslektaşım Atilla Serter. Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı değerli meslektaşım Halil Üner. Eylül Gazetesi'nin değerli köşe yazarı meslektaşımız Atilla Köprülüoğlu. Ve İzmir Barosu'nu temsilen yönetim kurulu üyesi Avukat Murat Ergün. Murat abi. Ben de benim için çok özel bir isim olan lütfen. Komutanım burada, askerde birlikteydik. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz askerdeyken Van'da askerlik yaptım. Piyadeydim ve komutanımın fotoğrafçısıydım. Hudut Kartalı derlerdi bize. Tabii 3 tane takdirnameyle döndüm. Bakalım bu gece takdirname alabilecek miyiz komutanım? Narlıdere'de Cumhuriyet Halk Partisi denilince akla gelen ilk isim Sayın Cafer Esen. Bu arada meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Programımıza başlıyoruz fakat edebiyatımızın ve resim sanatının ustası, önce büyük edebiyatçıları Yaşar Kemal'e, ardından mesleğimizin duayenlerinden yazar, ressam Fikret Otyam'a acil şifalar diliyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Bugün ayrıca çok acı bir olayın da yıl dönümü. Hayatımda tanıdığım en dürüst siyasetçilerden biri olan
merhum Adnan Kahveci. Bir trafik kazasında, bugün bir trafik kazasında ailesiyle birlikte, eşi ve çocuklarıyla birlikte hayatını kaybetmişti biliyorsunuz. Onu da buradan sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz, rahmetle yad ediyoruz. Mekanı hepsinin cennet olsun diyoruz. Şimdi Edip Akbayram denildiğinde akla daima dik duran, her dönemde adı saygıyla anılan, sansasyonel olmaktan özenle kaçınan, asla magazin figürü olmayan, yorumladığı şarkılarla hep alkışlanan çok çok özel bir isim akla geliyor. Acaba Edip Akbayram'ın hayatında en çok etkilendiği dönem, kişiler kimlerdir? Bir de bugünkü sanatçı duruşunu, bazı sanatçıların duruşlarını kuşkusuz nasıl yorumluyor? Sanatçı nasıl durmalı? Edip Akbayram'ın bakışıyla bir dinlemek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Narlıdere'ye, İzmir'e ve bizi ekranları başında izleyenlere sevgi ve dostluklarımı ileterek başlamak istiyorum. Şimdi bu söylediğiniz özellikler kendisine sanatçıyım diyen kişilerde olan özelliklerdir. Yani bu Edip Akbayram'ın bence bir fazlalığı değildir. Dünyadaki bütün sanatçılar saydığınız o sözcüklerin içerisinde olan insanlardır. Eğer bunları kapsayamıyorlarsa sanatçı demek biraz zordur. Çünkü sanatçı örnektir. Sanatçı sosyal yaşantısıyla, ailevi yaşantısıyla, özeli yoktur sanatçının. Toplumun içindedir ve ürettiklerini yaşadığı toplumla paylaşandır sanatçı. Onun için ben onu bir paye olarak görmüyorum. Dünyanın bütün gerçekten gerçek sanatçıları bu söylemiş olduğunuz sözcüklerin içinde olan insanlardır. Onun için ben bunu yapmaya çalışıyorum. Dünyadaki bütün sanatçıları da örnek olarak almaya çalıştım. Kendi ülkendeki sanatçıları da örnek almaya çalıştım. Ve sanatın ne kadar sanatsal çalışma yaparsanız yapın, yaşadığınız toplumla paylaşamadığımız zaman bunun adına sanat demenin ki mümkün olmadığını inandım ve sanatın toplumcu bir tarafını sunmaya çalıştım. Pek uzun sözleri sevmiyorum. Sevmediğim bir şey söylediniz. İkinci sorunuz neydi? Şöyle, hayatınızda en çok etkilendiğiniz dönem. En çok etkilendiğim olaylardan birisi 12 Eylül darbesidir. Ben sevmediğim insan da Kenan Evren'dir. Bravo! ...12 Eylül darbesinden sonra gerçekten bu ülkeyi seven, bu cumhuriyete gönül veren, ilerici, yurtsever, demokrat, devrimci birçok insanın kanına girmiştir. Sanatı engellemiştir. Çünkü Türkiye'de ve dünyada bir darbe bir ülkeyi 30 yıl geriye götürür. Kültürüyle, sanatıyla, sosyalliğiyle. Bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardan birisidir. Örneğin ben 12 Eylül'den sonra 5 sene, 6 sene sanatımı icra edemedim. Kimse bana iş vermedi. Çok acılar çektiniz, evet. Çocuklarıma süt alamadığım günler oldu. Ama hiçbir zaman satılmadım. Hiçbir zaman beni kimse satılmadı. Arkamda hani evlilik yaptığımız zaman iyi günde de kötü günde de beraber mutluluk dediğiniz eşiniz olur. Arkamda kapı gibi eşim vardı. Çünkü o her zaman şunu söylerdi: biz teslim olmayacağız, ben teslim olmayacağım. Her akşamın bir sabahı vardır. Düşüncesiyle. Güzel günler göreceğiz çocuklar diyerek. Şimdi bu alkışlara hiçbir sanatçı ihanet edemez. Hiçbir sanatçı ihanet edemez bu sevgiye. Peki o zaman günümüze de getirelim sözü.
Bizim bildiğimiz gerçek bir sanatçı sadece seyircilerinin önünde eğilir. Siyasi gücün, siyasi gücün ya da herhangi bir başka gücün önünde eğilip bükülenlere gerçek anlamda sanatçı demek mümkün müdür? Uğurcuğum şimdi dostlarımız da o ismi belki biliyordur. Ben isim vermek istemiyorum ama bana da çok sorular geldi. Ama ben o gelen sorulara şu yanıtı verdim. Bazen susmak da bir tokattır. Evet, bazen susmak da bir tokattır. O halde biz siyasi güncel gelişmelere geçelim. Barış arkadaşla Erdal Bey gözümün içine bakıyor. Acaba güncel siyasete ne zaman gireceğiz diye. Yok, biz, ben, gayet bence güzel bence Edip bence abi. Edip abi'den sonra konuşmak çok zor bir iş. Ne demek oğlum? Şimdi Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Anayasa Profesörü Sayın Burhan Kuzu, meslektaşımız Ahmet Hakan'la yaptığı bir röportajda başkanlık sistemi diktatörlük getirir diyenlerin boğazına sarılmak istiyorum dedi. Gırtlağına. Evet, boğaz biraz daha hafifletilmiş, yumuşatılmış hali. Gırtlağına sarılmak istiyorum dedi. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani denk gelirse bir sarılmaya çalışsın bakalım nasıl olacakmış yani. Yani şöyle bence. O zaman siz şöyle diyorsunuz. Yani ben başkanlık sistemi diktatörlük getirir diyorum ve Burhan Bey'i de gırtlağıma sarılsın diye davet ediyorum diyorsunuz. Meclisin ortasında, genel kurulun ortasında istediği zaman gelip sarılabilir. Deneyebilir demek istiyorum yani. Şimdi tabii mecliste zaman zaman bu tür şeylerden çok karşılaştık bu 4 sene içerisinde. Gerçekten geçmiş dönem abilerimizden, yani milletvekili abilerimizden de dinlediğim kadarıyla hiç bu kadar hırlı gürlü bir dönemler olmadı dediler. Yani oldu ama seviyeler hiç bu kadar aşağı inmedi. Şöyle demek istiyorum. Gerçekten yumruk yumruğa kavgalar çok oldu. Yani o boyuta geldi. Artık yani neden o boyuta geldi? Kaldırılamaz konular var artık ortada. İnsan tahammül edemiyor. Ki onlardan biri de benim. Çok hani gerçekten hani şey derler, sıcak savaş derler ya, göğüs göğüse savaşları çok gördük. Geceleri geç vakitler. Yani saldırıya uğrayanlardan biri. Yani aslında şöyle bir tarafından hani bu kendine göre çoğulcu demokrasiyi parmakla aslında tanımlayanlar bir taraftan o parmakları yumruğa çevirmeye çalıştıkları gecelerde oldu tabii burada. Ama şuna hep inandım ben. 5 kişi de olsanız, 10 kişi de olsanız bu direniş çok şeydir. Ben şunu çok iyi biliyorum. O kitle tamamen pragmatik bir kitle. Tamamen faydacı bir kitle. Bugün aslında yukarıdakilerin söylediklerine, Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerine gözü kapalı itaat edenler kendi aslında pragmatik yaşamları için bunu yapıyorlar. Memleket umurlarında değil onlar. Bugün bir tahtları var, o tahtın gitmemesi için Recep Tayyip Erdoğan'ı ne kadar yalarsak o kadar yerimizi koruruz diyorlar. Aslında hikaye bu. Çünkü onu nereden biliyoruz? Biz her zaman şunu söyledik yani. Bakın televizyonlara, birçok televizyona çıkıyoruz ki şunu da belirteyim. İlk defa ben de çok televizyona çıkıyorum. Buradaki kadar heyecanlı hiç olmadım. Çok heyecanlandım gerçekten. Bu sahnede ben çok konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığım bir durum olmadı. Benim çok dilim damağım kurudu. Gerçekten öyle. Ya benim. Özellikle tabii sizlerden sonra konuşmak da hele böyle kötü konuları konuşmak da aslında bizim için zor bir tarafından baktığınızda. Şöyle televizyon programlarına çıkarken son 3-5 aydır özellikle söylüyorum her gittiğim programda geçen çok belki de tap oldu ulusal bir televizyon programında dedim ki ya şimdi benim arkamdan AKP milletvekili çıkacak. MYK üyesi, genel başkan yardımcısı. Neden beraber çıkmıyoruz yani? Yani neden? Hani o kadar yürekliyse beraber çıkalım. Beraber konuşalım. Bakalım akıl yetileri ne kadar? Biz de buradan davet edelim. Evet, Sayın AKP milletvekilleri bizim programımıza katılabilirler. Konuk olabilirler.
konuk olabilirler. Ayrıca o partiye oy veren seçmenler de bizim değerli yurttaşlarımızdır. Onlar da gelip programımızı burada sizlerin arasında seyredebilirler. Biz böyle bölünmenin, ayrışmanın, kutuplaşmanın, insanları farklı siyasi görüşteler diye hasım haline getirmenin şiddetle karşısındayız. Biz hoşgörülü insanlarız, biz demokrat yapıda insanlarız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Yeter ki programımızın kurallarına, ilkelerine uyulsun. Burada hiç kimseye gıyabında hakaret edilmesin, kişilik haklarına saldırılmasın, özel hayatlara girilmesin. Dolayısıyla bizim programımızın kırmızı çizgileri sadece bunlar. Onun dışında herkes bizim görüşümüzü paylaşmıyor. Hatta bizim düşüncemize tamamen taban tabana zıt fikirleri savunuyor bile olsalar başımızın üstünde yerleri var. Siz peki başkanlık sisteminin diktatörlük getirebileceğini ve Sayın Genel Başkanınızın da ifadesiyle anayasası askıya alınmış bir Türkiye'de diktatörlüğün ayak seslerinin geldiğine inanıyor musunuz? Şimdi şöyle, aslında Türkiye'de normalde özellikle son 5 yılında yaşadığımız, hele bu yolsuzluk olaylarından sonra bence cinnet geçiren bir iktidar var ortada. Daha doğrusu iktidar demek değil de cinnet geçiren bir adam var. Recep Tayyip Erdoğan gerçekten cinnet geçiriyor. Neden? Şundan dolayı cinnet geçiriyor. Eğer o durduğu basamaklardan bir adım geriye gelirse başına ne geleceğini biliyor. Onu çok iyi biliyor yani. Tüm ailesini de aslında işin içine bulaştırdığı için ve geçmiş bütün aslında yapılmış pisliklerin hepsi şu anda dosyalar halinde duruyor. Bunların hepsini biliyor. Buna vatana ihanetle dahil olmak üzere. Tüm hepsi duruyor. Vatana ihanet çok iddialı ve çok vahim bir suçlama değil mi? Şimdi bakın, bunları belki de açarak gidebiliriz bazı konularla ilgili. Bu memleketin aslında işte Türkiye Cumhuriyeti topraklarının sınırlarının dışında olanlarla işbirliği yapıp, mesela çok basit bir örnek vereyim. Suriye'de kendileri darbeden bahsediyorlar şu anda. Belki de uluslararası mahkemelerde yargılanacağı bir durum bu. Ama Suriye'de kendince herkes neyi düşünür bilmem. Benim söyleyeceğim şu: Suriye'de seçilmiş meşru bir yönetim var. Kim ne derse desin. Kim ne derse desin. Sen bu seçilmiş meşru yönetimi orada başka güçleri harekete geçirerek, uluslararası emperyalist güçlerle birlikte onları, Türkiye'nin kaynaklarını oraya aktararak darbe yapmaya çalışıyorsun orada. Bu bence bu vatana ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti son özellikle 80-90 yılda bu coğrafyadaki, Orta Doğu coğrafyasındaki komşularımızdan, Arap komşularımızdan veya İran'dan, Pers'ten de dahil olmak üzere hiçbir zaman ballı börekli olmadı. Çok olmadı. Buna siz de şahitsiniz. Ama hiçbir zaman bu tür işlere de girmedi. Bugün hariciye politikası vatana ihanettir yapılan bütün hepsi. Neden diyorum? Çünkü dosyalarda yatıyor bunların hepsi. Neler yapıldı? Bu memleketin vatandaşın paralarıyla, ödedikleri vergilerle, aldıkları silahları bir başkalarına hibe ettiler. Ve bir kan dökülmek üzere yaptılar bunu. Aslında bu uluslararası tabii mahkemelerde karşılığı yargılanmaktır. Üstelik de çok uzun zindanlara gebe yargılamaktır bunlar. Ve bunlar var. Dosyaların içerisinde var. Siz dosyayla geldiniz ve bana dediniz ki ilk defa bir televizyon programına elimde dosyalarla geliyorum. Bu dosyaların içeriğinde ne var Erdal Bey? Şimdi gerçekten öyle. İlk defa ben bir televizyon programına dosyalarla gidiyorum. Çünkü ben özellikle bu tür dosyaların hepsini içselleştirmiş bir adamım. Yani ezbere konuşabilirim. Yani AKP'lilerden şunu o yüzden söylüyorum. Biz programa katılmadan önce bir yerde oturuyoruz diyelim. Oturduğumuz yerde bile sorduğumuz sorulardan kaçmak için dışarıya gidiyorlar. Ellerinde kağıtlar var dolu. Çünkü onlar konuların hiçbirini bilmiyorlar zaten. Yani meclise gelen yasa da dahil olmak üzere bilmezler onlar. Hele bu dosya, böyle yolsuzluk dosyaları gibi dosyaları veya daha önce araştırma komisyonu dosyalarının hiçbirini bilmezler. Çünkü onlar talimatla hareket ettikleri için akıl sağlıkları bence yerinde değil. Değil yani. Onu işletemiyorlar yani. Şimdi mesela burada, sonra ayrıntısına gireriz. Kabaca bir söyleyin içerikleri, şimdi, ne var? Mesela ne diyorlardı? Bu
yolsuzluk ve rüşvet operasyonları olduğunda, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları olduğu zaman dediler ki bunu eğer savcılar yukarıdaki makamlara ileseydi biz gereğini yapardık diyorlardı, değil mi? Mesela şu anda belki bugün ilk defa açıklayacağım, dosyaların içerisinde var şu anda burada. Mesela bu memlekette bir TCDD dosyası vardı. Operasyon yapılmaya başlandı 2 sene önce. O dosya yukarıdakilerin haberi oldu. Nereden haberi oldu? Kolluktan haberi olmadı. Adliyeden haberleri oldu. Ballı börekli oldukları cemaat onlara haber verdi o zaman. Bunlar da o dosyanın gereğini yaptılar. Ne yaptılar? Dosyayı kapattılar. Ama dosya burada. O dosya burada. O dosyayı biz yeniden açacağız. Nasıl boyutu bu dosyanın? Bu dosyanın boyutu 17 Aralık'ın 2 katı. Çok enteresan, altı çizilmesi gereken bir açıklamada bulunuyor Erdal Bey. Elimdeki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, evet, dosyası 17 Aralık dosyasının 2 katıdır diyor. Yani yolsuzluk ve rüşvet boyutu bakımından 17 Aralık'ta telaffuz edilen rakamların 2 katıdır. Yanlış, evet, anlamadım aynen, herhalde. Aynen, doğru telaffuz ettiniz. O zaman birazdan ayrıntılara da girebiliriz. Barış Arkadaş, evet, özel habercilikte rakipsiz isim. Nedir bugünün bombası Barış? Bombaları inşallah biraz sonra patlatacağız da. Şimdi bu başkanlık meselesine bence şöyle bir bütünlüklü bakmak lazım. Başkanlık meselesi sadece ve sadece başkanlık meselesi değil. Biraz yukarıya. Biraz. Tamam. Duyabiliyor musunuz? Tabii tabii. Sesli olunca ekranda da bağırıyoruz zannediyorlar. Bu adamlar niye sürekli bağırarak konuşuyor diyorlar bu sefer de. İşin şakası bir yana, yaşadığımız, gördüğümüz, tanık olduğumuz ve olacağımız hiçbir şey birbirinden bağımsız değil. Bakın, yanımızda bir parlamenter oturuyor. Önümüzdeki hafta ertelenen iç güvenlik yasasını konuşacaklar. İç güvenlik paketini. Geride bıraktığımız aylarda ne çıktı? MİT kanunu çıktı. Birkaç hafta sonra hangi kanun çıkacak? İnterneti mahkeme kararı olmadan kapatma yetkisini alacak iktidar. Bütün bunlar ne için yapılıyor? Özellikle iç güvenlik paketi sanki sadece ve sadece terörizmi ilgilendiren bir maddeymiş, bir kanunmuş gibi anlatılıyor. Oysa ki iç güvenlik paketinin çıkması ya da çıkartılmaya çalışılması sizin, benim, bu ekranların başında oturan milyonlarca insanın en demokratik haklarını kullanmasına engel olan maddelerle dolu. Örneğin diyorlar ki, efendim gösteriye yüzlerini kapatarak geliyorlar. Sapanla geliyorlar. Molotofla geliyorlar. Sanki Türkiye'de herkes evinde sapan bulunduruyor, molotof yapıyor, misafirliğe giderken yanında molotof taşıyor. Şimdi düşünün, biber gazı sıkıyorlar gittiğimizde etkinliklere. Siz örneğin Narlıdere'de oturuyorsunuz. Narlıdere'de ciddi bir kentsel dönüşüm problemi var. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye başkanının karşı çıkmasına rağmen, direnmesine rağmen, başbakanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak belki de sizin evlerinizi kentsel dönüşüme sokacak. Oysa ki belediye başkanı Sayın Abdülbatır Bey ne dedi size seçimlerden önce? Hangi sözü verdi? Ben kentsel dönüşüm yaptırmayacağım, yerinde dönüşüm yaptıracağım. Değil mi başkan? Komşunuzdan ayrı düşmeyeceksiniz. Aynı mahallenizde oturacaksınız. Bakkalınızı kaybetmeyeceksiniz. Akrabalarınıza ayrılmayacaksınız. Şimdi bakanlık size kentsel dönüşümü dayattı ve siz sokağa çıktınız. Dediniz ki bir saniye, ben kentsel dönüşüm istemiyorum. Yerinde dönüşüm istiyorum. Ne oldu? Valilik yeni çıkan kanun gereği, çıkacak olan kanun gereği sizin bu toplumsal tepkinizi, demokratik tepkinizi polis gücüyle, kolluk kuvvetiyle bastırmaya çalıştı. Demokratik hakkınızı kullandınız, direndiniz ve biber gazı sıkılmaya başladı. Biber gazından kurtulmak için ne yaparsınız? Elinizi hemen yüzünüze kapatırsınız ya da tişörtünüzü çıkartır burnunuza sararsınız. Gezi Parkı'nda bunun örneklerini yaşadık. İşte siz o biber gazından kurtulmaya çalışıp o tişörtünüzü
atkınızı, kaşkolunuzu yüzünüze sardığınızda artık iç güvenlik yasasına göre teröristsiniz. Şimdi bunu anlatan bazı iktidar yalakaları, çok özür diliyorum bunu söylemek zorundayım. Meselenin bu boyutuna hiç gelmeden efendim yüzlerini kapatarak geliyorlar diyorlar. E biz Gezi Parkı'nda günlerce gaz yedik, yüzümüzü kapattık. Ne yapmamızı bekliyorlardı? Bunları niye yapıyorlar? Şunun için yapıyorlar. İç güvenlik paketini çıkararak başkanlık sistemi adı altındaki özünde başkancı sistem denilen bir sistemi koymaya çalışıyorlar. Bir kere işin adını doğru koyalım. Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki sistem başkanlık sistemi değildir. Çünkü başkanlık sistemi denge ve fren mekanizmasını içeren iktidarın ya da başkanın her istediğini yapamadığı bir sistemdir. Örneğin Amerika'yı hatırlayın. Obama kongreyi ikna edemediği için Türkiye'ye göndermek istediği büyükelçiyi aylarca gönderemedi. Büyükelçi senatoda, kongrede defalarca Türkiye'ye ilişkin politikalarını anlatmak zorunda kaldı. Ya da Obama gereğinden fazla para harcadığı için hazine denge ve fren sistemini kullanarak Obama'nın ödeneğini kesti, hatırlarsınız, ve gidip McDonald's'ta yemek yemek zorunda kaldılar. Şimdi bize bu efendiler şöyle anlatıyorlar. Efendim biz birbirimizi daha kolay denetleyeceğiz, denetime açık olacağız. Siz ancak çocukları kandırırsınız. Sayıştay raporları nerede bu ülkenin? Sayıştay raporları nerede? Hangi bakanlığın harcaması denetlenebiliyor? Daha siz bugün mevcut sistemde bile bakanlıkların denetlenmesine, başbakanın örtülü ödeneğinin denetlenmesine izin vermiyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde Sayıştay raporları meclisten geçmeden hiçbir bütçe onaylanamaz. Sayıştay raporlarını bugün parlamenter sistemde bile kaçıranlar, yarın adına benim başkancı sistem dediğim ve her şeyin tamamen başkana bağlı olduğu, yasamanın, yürütmenin, yargının tamamen birleştirildiği, tek bir güç altında toplandığı, kuvvetler birliği haline getirildiği bir sisteme onay vermemizi istiyorlar. İç güvenlik paketi de, MİT kanunu da, internetin kapatılmasının istenmesi de tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan şunun farkında, eğer yasama, yürütme ve yargı, yani demokrasinin üç olmazsa olmazı, parlamenter sistemde hakimiyetini korursa, yarın hafif bir ayakları kaydığında 17-25 Aralık dosyası başta olmak üzere Erdal Bey'in buraya getirdiği turuncu dosyalar, siyah dosyalar, bilmediğimiz daha başka dosyalar ister istemez yargının önüne çıkmaya ve birileri cezaevinin yolunu gözlemeye başlar. O yüzden ne yapıyorlar şimdi? Ne istiyorlar biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı diyor ki beni başkan yapın. Ben HSYK'nın üyelerinin 20 üyenin 16'sını ben atayım. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 21'inin 17'sini ben atayım. Diğer 4'ünü parlamentodaki milletvekilleri seçsinler. E zaten bugün itibariyle söylüyorum, yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Çoğunluk sende olunca Anayasa Mahkemesi'nin tamamını sen atamış oluyorsun. HSYK'nın tamamını sen atamış oluyorsun. Yargıta üyelerinin tayinlerini, terfilerini tamamen sen yapmış oluyorsun. Peki o zaman biz yurttaşlar, demokrasinin, yargının, siyasal kuvvetlerin koruması gereken, demokrasi bağlamında korunması, devletin gücüne karşı korunması gereken yurttaşlar nereye gidecekler, nereye başvuracaklar? O yüzden bu sistemin adına başkanlık diyerek Amerika'daki o örneği de çarpıtarak anlatıyorlar. Bunun adı başkancı sistemdir ve Tayyip Erdoğan'ın diktatoryasını, otoriterizmini yasal bir kılıfa sokma gayretidir. Başka hiçbir şey değildir. Buna da biz biber gazı da sıksalar, cop da vursalar, kurşun da sıksalar direneceğiz. Direnmek de en demokratik hakkımızdır. Barış, barış. Bu iç güvenlik yasası için demokrasi açısından
demokrasinin artık avucumuzun içinden uçup gidiyor olması yönünden köprüden önceki son çıkış diyebilir miyiz? Uğur abi, hep her seçim öncesi bu söylenir ama bu kez tüm samimiyetimle ve içtenliğimle söylüyorum. Gerçekten köprüden önceki son çıkıştayız. Bakın nasıl bir ülke tasavvur ediyorlar. Polis 24 saat boyunca hakim kararı olmadan sizin telefonunuzu dinleyebilecek. Sizin telefonunuzu dinleyecek, evet. 24 saat. Toplu gösteriye gittiniz. Evinizin yıkılmasına karşı çıktınız. Evinizin gasp edilmesine karşı çıktınız. Üst geçit yapın diye çıktınız, yürüdünüz. Toplu gösteriye gidiyorsunuz değil mi? Birey olarak giderseniz 24 saat, toplu olarak giderseniz polisin, valinin verdiği talimata göre, sözlü talimata göre 48 saat gözaltına alınır. Buna bir de 12 saat yol süresi ilave edilebiliyor. Yol süresinde koyuyor. Yani 60 saat sadece ve sadece evimin yıkılmasını istemiyorum. Buradan üst geçit geçmesini istiyorum. Çocuğumu İmam Hatip'te okutmak istemiyorum dediğiniz için gözaltına alınabileceksiniz. Bu arada diyelim ki evimin yıkılmasını istemiyorum diyen bir yurttaş böyle bir gösteriye katıldı, bir kenardan seyrediyor. O sırada polis de Thomas'ıyla boyalı su sıkıyor. Kaçamadı ve o boya üzerinde kaldı. Çünkü 3 gün çıkmıyor o boya. 2. günü bir başka yerde. Yani günlük hayatını yaşarken, rutin işlerini yaparken görülürse polis tarafından gitti. Uğur abi. Olağan şüpheli ya da makul şüpheli tanımıyla hemen gözaltı, ondan sonra bir de şimdi, bakarsınız ki kendisini cezaevinde. Uğur bulmuş. Abi, gerçeği anlatmıyorlar. Siz boyalı su dediniz. Kötü bir haber daha vereyim. Bakın bu iş güvenlik paketinin arasına şunu sıkıştırmışlar. Polise zehirli sıvı sıkma hakkı veriyorlar. Bakın zehirli sıvı. Yuvalamayalım arkadaşlar, yuvalamayalım. Erdal Bey mutlaka incelemiştir iş güvenlik yasasıyla ilgili tasarıda. Öyle bir araya sıkıştırmışlar ki polise resmen sokakta adam öldürme yetkisi veriyorlar. Ateş etme yetkisini zaten veriyor. Üstünüzü arama yetkisi veriyor. Şüphelendim, makul şüphelisin, gel bakalım bir 24 saat şurada dur diyor ve bunların karşılığında hiçbir yaptırım yok. Neden yok? Çünkü normal bir hukuki düzende sizin gözaltına alınmanız ancak ve ancak savcılık ya da hakimlik kararıyla olur. Ama bu sefer ne yapıyorlar? Hani tek parti dönemini rahmetli İnönü'nün, Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemini eleştiriyorlardı ya, tek parti devlet partisi diye. Şimdi valilere savcı yetkisi veriyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Vali herhangi bir toplumsal gösteriye direkt müdahale etme yetkisinde bulunuyor. Savcının yerine geçerek istediği kişiyi gözaltına aldırtabiliyor. Ve bunların hiçbiri yazılı emirle değil, sözlü emirle. Polise gidip şikayet ettiğinizde, kimden talimat aldın diye sorduğunuzda, amirimden sözlü talimat aldım diyecek. Yargılanabilmesinin önünü de tıkıyorlar. O yüzden bütün toplumu şu anda büyük bir cendere altına almaya çalışıyorlar. Bakın geçen gün AKP'li belediye başkanları Abant'ta bir toplantı yaptı. Basına hiç yansımadı. Bazı CHP'li belediye başkanlarını da çağırmışlar. İşte Türkiye'de ne oluyor falan diye Abant'ta bir toplantı yapıyorlar. Ve orada AKP'li belediye başkanları zabıtaya silah taşıma ve silah kullanma yetkisi verelim diye öneri getiriyorlar. Yani polis yetmiyor, asker yetmiyor, biber gazı yetmiyor. Bir de zabıtalara silah vermeyi tartışıyorlar kendi aralarında. Ve bunun üzerine birkaç Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı çıkarak siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Türkiye'yi nereye götürmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Bunun üzerine tartışmayı dindiriyorlar. Ama kafalarındaki Türkiye bu. Neden bu? Çünkü Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması için bütün bunlar. Ve göreceksiniz önümüzdeki seçimde bütün AKP Tayyip Erdoğan için oy isteyecek. Şu anda Tayyip Erdoğan AKP için oy istiyor diyorlar ya, aslında yanlış. AKP Tayyip Erdoğan için oy istiyor. Başkanlık sistemini, daha doğrusu başkancı sistemi getirebilmek, kurabilmek için. Buna çok ihtiyaçları var Uğur abi. İç güvenlik paketiyle toplumu baskı altına almaya, korkutmaya, sindirmeye çalışacaklar ki
yarın Türkiye'nin rejimini değiştirmeye, gerçek anlamda değiştirmeye çalıştıklarında biz Atatürkçüler, sosyal demokratlar, ulusalcılar, yurtseverler, vatanını seven, ülkesini seven, bayrağını sevenler sokağa çıkamayalım diye bu kanunları çıkartacaklar. Çünkü Tayyip Erdoğan Çünkü Tayyip Erdoğan'ın baskı yaparak yönetmekten başka bir şansı yok ve iş o noktaya geldi ki bu anlattığım iç güvenlik paketinden Ahmet Davutoğlu'nun haberi bile yok. Bakın Ahmet Davutoğlu da tıpkı sizin benim gibi gazetelerden, televizyonlardan öğreniyor. Çünkü aklını Tayyip Erdoğan Hakan Fidan'a ve Efkan Alay'a devretmiş durumda. Nedir Hakan Fidan ve Efkan Alay? Biri polislikten gelme bir İçişleri Bakanı, diğeri assubaylıktan gelme bir MİT'çi. Şu anda MİT'in başında ve şu anda yani devlet... Yani assubaylıktan gelme diye bir küçümser eda kullanmayalım. Tanınması için, hatırlanması için söylüyorum. Evet. Hani sonuçta güvenlik politikalarının içinden geldiği için onu vurguladım. Anlıyorum. Şimdi ne oluyor? Tamamen güvenlik politikalarıyla toplumu cendere altına almaya, sindirmeye, susturmaya çalışıyorlar ve çok korkuyorlar. Emin olun sizden, benden, bu ekranların başındaki milyonlarca insandan çok korkuyorlar. Korktukları için zaten bu baskıya yöneliyorlar. Ve Türkiye'yi bu cadı kazanına, bu deli gömleğine ikna etmek için düşmanlık yaratıyorlar. Uğur abi bir örnek vereyim. Dün Maltepe Belediye Başkanı aradı sevgili Ali Kılıç. Ya dedi ki çok önemli bir şey yaşadık. Başımızdan bir şey geçti. Ben artık dedi hani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ne oldu dedim. Hani bunu gazeteye yansıtmamız için anlattı. Dedi ki Ali Kılıç, Maltepe Belediye Başkanı. Bir ay önce Kırşehir'in Akçakent ilçesinin AKP'li belediye başkanı beni aradı ve ziyaretime geldi. Ve diyor ki 4000 nüfuslu bir ilçe bakın. Ali Bey diyor biz duyduk ki siz bir CHP'li belediye olarak bütün herkese yardım ediyorsunuz. Kardeş belediyeler yapıyorsunuz. Bize de yardımcı olur musunuz? Biz 4000 nüfuslu bir beldeyiz. Kendi kendimize yetmiyoruz. Maltepe büyük bir belediye. Bize de yardımcı olursanız, kardeş belediye olursak çok iyi olur diyor. Hemen diyor protokolleri imzaladık. Meclise getirdik. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer tabii ki orada bir ihtiyaç varsa, oradaki o AKP'yi seçmiş olsalar da bizim yurttaşlarımız diye hemen onayladık ve kardeş belediye protokolünü tam imzalayacağımız gün, meclisten geçireceğimiz gün belediye başkanı Yılmaz Kılıç arıyor. Ne olur diyor protokolü durdurun. Çünkü bana dediler ki ya CHP'li belediye ile kardeş olursun ya da partiden istifa edersin. AKP baskı yapıyor belediye başkanına kesinlikle kardeş olmayacaksın diye. E peki ne olacağız? Düşman mı olacağız bu ülkede birbirimize? Şimdi tabii barış iç güvenlik paketinin vahim boyutlarını sizlere süremiz el verdiği oranda anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine biraz daha duracağız. Ama iç güvenlik paketi özetle halkın içinden çıkmış olan polisle halkı karşı karşıya getirecek ve kaotik bir atmosferin oluşmasına yani tam bir darbe uygulaması, diktatöryel uygulamanın hayata geçirilebileceği bir ortam oluşturulmak amacıyla gündeme getiriliyor şeklinde iddialar da var. Şimdi darbe nedir değerli konuklar, sevgili seyircilerimiz? Darbe tankla, tüfekle az önce Edip'in de anlattığı gibi, diyelim ki 12 Eylül döneminde olduğu gibi anayasanın ilga edilmesi, anayasanın varlığının ortadan kaldırılması. En büyük suç budur. Darbeyi bu şekilde özetler literatür. Az önce bir ifade ettim. Dün meclisteki grup toplantısında evvelsi gün Sayın Kılıçdaroğlu anayasa askıya alındı dedi. Şimdi anayasası askıya alınmış, anayasası geçerli olmayan bir hukuk düzeninde darbe hüküm sürmektedir. Yani darbe yapmak için ille tanka, topa, tüfeğe, şiddete ihtiyaç yok. Türkiye şu anda bir darbe dönemi yaşıyor. Savcılar neredeyse polisin emrine sokuluyor bu iç güvenlik yasasıyla. Evet. Ve bugün ben yani mutlaka desteklememiz gerektiği için yürekli bir yargıç çıkıyor. Onun ismini de okuyacağım. Gezi Parkı'nda çoğu üniversite öğrencisi
56 sanığın beraatine karar veren İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Alican Apaydın gerekçeli kararını adeta bir hukuk dersi verircesine yazıyor. Bu hakimi alkışlamalıyız. Gerçek hukuk adamlarına, hukukun üstünlüğüne inanmış yargı mensuplarına her zamandan daha fazla destek vermeliyiz. Çünkü bir toplumda yargıya duyulan güven ortadan kaybolur ve yargının kararlarının tamamen siyasi olduğu kanaatine varılırsa, o toplumda artık boyalı zehirli su da sıksa, toplumun üzerine şiddetle yönelse de hiçbir güç kamu düzenini tesis edemez. O nedenle biz hukuka her zamandan daha fazla sıkı sıkıya sarılmak, hukukun üstünlüğünü hayata geçirmek için böylesine anlamlı kararlar veren, dersler veren yargı mensuplarını başımızın üstünde tutmalıyız sevgili konuklar, değerli seyircilerimiz. Bir şey ilave lütfen, etmek ister lütfen. Mi? Aşağı yukarı 45 yıldır ülkemde müzik adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve araştırsınlar, Edip Akbayram hiçbir partinin, hiçbir kurumun, hiçbir sivil toplum örgütünün kayıtlı üyesi değildir. Hep dilimden düşürmediğim 4 tane sözcük vardır. Sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik. Evet. Dünyanın her yerinde sanatçılar kirli savaşlara karşıdır. Özgürlüklerden, insanlıktan yana mesajlarını ve ürettiklerini sunarlar. Ve ben geçen gün buraya gelirken, şimdi Uğur tabii konuya temas edince, savcılıktan çağrıldım. Tanık olarak 4-5 gün önce gittim savcılığa ifadeye. Gezi Parkı'nda doğayı korumak adına bulunduğum için suçlanan konu halkı kin ve nefrete meydanlara dökmekten ifadem alınıyor. Sayın savcıya dedim ki, sayın savcı şunu söyledi bana. Edip abi, sizi buraya kadar yorduk. Ne olur kusura bakmayın dedi. Ben dedim ki size kusura bakmıyorum ama yargıya kusura bakıyorum dedim. Beni hakikaten buraya kadar bu yaşımda yordunuz ve 45 senelik bir sanatçıyım. Tabii ki yargıda boynumuz kıldan incedir. Ne isterseniz yaparız, ifademizi de veririz. Ama beni çağırıp o ifadeyi alıyorsunuz, istisnası bir suçla suçluyorsunuz beni. Ayakkabının içinden çıkan o milyonlara bir çözüm getiremediniz yargı olarak. Sizi kınıyorum. Bizim yaştaki dostlarımız bilirler. Türkiye'nin siyasal fotoğrafına baktığınız zaman biz çok başbakan gördük, çok cumhurbaşkanı gördük, çok milletvekilleri gördük. Örneğin Süleyman Demirel'le Bülent Ecevit karşılaştıkları zaman ceketlerin önünü iliklerlerdi. Karşı görüşte olmalarına rağmen. Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit karşı karşıya geldikleri zaman düğmelerini iliklerlerdi ve ağızlarından en ufak rencide edici kötü sözler çıkmazdı. Şimdi meclise bakıyorsunuz. Halbuki meclis o ülkenin aynasıdır. Onlar yurttaşlarımıza çok güzel fotoğraflar verecek ki içerideki huzursuzluk dışarıya taşmasın. Ama şimdi içerideki huzursuzluk dışarıya taşıyor ve bize kötü örnek oluyor. Ben buradan meclistekilere diyorum ki fotoğrafınızı güzel verin bu insanlara. Şimdi Hasret Bey adlı değerli takipçimiz belli ki hukukçu. Diyor ki yasa çıkmadan adımı da verebilirsiniz. O nedenle izin verdiği için adını söylüyorum. Hasret ismi. Sevgili Edip abiye çok saygılarımı iletin lütfen diyor. Sorum şu. Acaba üç güvenlik yasası sadece batıda mı uygulanacak? Çünkü doğuda zaten güvenlik yok diyor. Şimdi buna çok iyi bir örnek. Bravo aslında. Hasret Bey, çok güzel bir soru, çok alkış aldı. Dün aslında, şimdi çok da sevdiğim bir aslında şehirdir, Artvin'den
Gazeteciler gelmişlerdi bana. Dün öyle telefon açtılar. İlla sizden görüşeceğiz diye. Çok da severim. Artvin gerçekten böyle hayran olduğum bir coğrafyadır. Dedi ki, onlar anlattı bana. Ya şimdi biz Artvin'de dedi, kafamız karışık dedi. Neden dedim? Şimdi siz dedi hem dedi Sanayi Ticaret Komisyonu üyesisiniz enerjiyle ilgili konuda. Ya bizim orada dedi hani bu HES'ler yapıldı. Hadi onlar bitti artık dedi yapılacak yer de kalmadı. Şimdi diyorlar ki dedi maden işi var. Maden yapacağız burada. Maden çıkartacağız. Dedik ya bize bu faydalı bir şey mi gerçekten? Yani gerçekten böyle samimi soruyorlar ama. Faydalı bir şey mi zararlı bir şey mi? Biz anlayamadık. Birisi anlatsın bize. Dedim ki bak güzel kardeşim dedim sana bir şey söyleyeyim. Eğer bu doğuda, güneydoğudaki maden potansiyelini bilseydim bunu başka türlü yorumlardım. Neden? Dünyanın en önemli maden kaynakları arasında doğu ve güneydoğu. Ama orada elini atamadıkları için elini nereye atarlarsa orayı talan etmeye çalışıyorlar. Sen de bunu böyle ezberle dedim. Yani sizin dediğiniz Hasret Bey'in dediği de ona benzer. Ben yine de Hasret Bey'i korudum, soyadını vermedim. Ha, o da, ne olur ha, ne o olmaz. Da. Ama şunu söyleyeceğim. Sayın Genel Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği anayasanın askıya alınmasıyla ilgili konuyu söyleyeceğim. Biraz önce Barış söyledi. Şimdi yeni internet yasasını tekrar getirmek istiyorlar. Bak çok ilginç bir şey bu. Neden? Çünkü bu yasa getirilemez zaten. Neden getirilemez? Anayasaya aykırı zaten çünkü tekrar getirmek. Bu yasayı biz 8. 9. aylarda bizzat 120 küsür maddelik bir torba yasaydı bu. Ben bizzat gece gündüz çalıştım bununla ilgili. 15-16 maddesini Anayasa Mahkemesi'ne götürdüm. Anayasa Mahkemesi 2 Ekim'de gerekçelerini ortaya koyarak 4 tane Anayasa Mahkemesi'ndeki temel maddeden dolayı bu yasayı iptal etti, internet yasasını. Yani iktidarın dayatma olarak getirdiği internet yasasını iptal etti. Gerekçeleri çok açıktı. Özgürlükler üzerinden tanımlıyordu. İnsan hak ve hürriyetleri üzerinden tanımlıyordu. Basın özgürlüğü üzerinden tanımlıyordu. Hepsi belli yani net bunlar. Ama ne oldu? Ekim'in ikisinde, 2 Ekim 2014'te bu yasayı Anayasa Mahkemesi iptal etti. Bunlar 3 ay boyunca resmi gazetede bunu yayınlamadılar. O arada tüm uygulamaları yaptılar yine. Bakın Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Ama bunlar yasayı yürürlükte devam ettiriyorlardı zaten. Baskı kuruyorlardı. Uluslararası baskılar olmasına rağmen hiç dinlemiyorlardı korktukları için. 1 Ocak 2015'te resmi gazetede yayınlandı bu. Yayınlandıktan sonra bu maddelerin hepsi kalktı. Ama hemen 3 gün sonra gerçekten Ahmet Davutoğlu'nun da haberi yok konudan. Haberi yok yani gerçekten yani. O nerelerde ne yapıyorsa artık ona diyor ki birisi bak yeni yasa getireceğiz diyor. Yukarıdan geliyor saraydan eline tutuşturuyorlar öyle mi diyor tamam diyor. Bunu getirdiler ama bu yasayı... Yani ona da mı sansür var? Vay. Hayır bu ona da var aslında sansür. Ona farklı bir sansür var. Bu yasa normalde bugün meclise getirilemez. Neden? Çünkü aynı yasayı birebir getirip daha da ağırlaştırarak getiriyorlardı. Şöyle, sen bugün dedin ki vali savcı yerine konuluyor, hakim yerine konuluyor aslında bir taraftan. Çünkü yargısal da şey. Orada sadece bir şey vardı. 24 saat dedin sen dinlemeyle ilgili konu, 48 saat o. Yani şöyledir. Siz o izin alarak 48 saate çıkartıyor. İstihbaratı dinlemelerin hepsinde 24 saat var şu anda zaten mevcut yasada vardı. Ama hakime 24 saat sonra gitmek zorundadır. Eğer hakim bu dinlemeye olur vermezse tüm hepsi iptal edilmek zorundadır. İstihbaratı dinlemelerde söylüyorum. Şimdi onu 48 saate çıkartıyorlar. Onu 45 günde silmeyecekler. Zaten neden? MİT yasasında zaten var. MİT zaten istediğini yapıyor şu anda. Ama buradaki yasa... Ne diyordu? Tip başkanına diyor ki sen hem savcısın hem de hakimsin. Diyelim ki hangi sitede herhangi bunların beğenmediği bir şey varsa tip başkanı hiçbir yargı kararı olmadan bir tek tuşla kapatacak bunları. Biz buna itiraz ettiğimizde dedik ki tip başkanı milyonlarca şikayet geldiği zaman vatandaştan geldi. Bir vatandaş hakkında iftira atıyorlar internette diyelim. Sen buna mı bakacaksın? Recep Tayyip Erdoğan'ın dediğine mi bakacaksın? Hangisine bakacaksın? 1 milyon tane geldiğini nereden sen bunu seçeceksin içinden de hangisinin kanuna nizama aykırı olduğuna karar verip bunu kapatacaksın? Bundan dolayı Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Şimdi diyorlar ki tip başkanını devreden çıkartıyoruz. Bakan ve başbakan karar verecek diyor. Aslında başbakan da karar vermiyor. Sarayda bir ekip oluşturuluyor şu anda.
O ekip başbakana söyleyecek. Çünkü aktroller dediği ekip gibi ekipler sarayda şimdi konuşlandırılıyor. Onlar alacaklar, süzecekler. Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne götürecekler. Recep Tayyip Erdoğan da diyecek ki ya bunları bir kapatın. Mahkeme önemli değil. Nasıl olsa birisi bir mahkemeye gider. Biz zaten suç ceza hakimlerinin hepsini de bağladık zaten. Konu oraya gidiyor çünkü. Ya kardeşim benim istemediğim hiç kimse internetten iletişim kuramaz diyecek yani. Ama bu yasa anayasaya aykırıdır. O yüzden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanım, anayasa askıya alındı dediği ki bunlardan biridir. Evet. Şimdi bu dönemin akışına damga vuran söylemlerden biri milli irade. Yani siz milli iradeye karşı mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı'nın sık sık dile getirdiği söylem bu. Ne zaman mecliste bir muhalefet olsa, işte Cumhuriyet Halk Partisi, CHP kafası, çünkü onlar milli iradeye saygı duymazlar. Milli irade aşağı, milli irade yukarıya. Yani milli irade nedir? Halktır. Seçmenlerdir. Yani sizlersiniz milli irade. Kendi lehlerine bir durum söz konusu olduğunda daima milli irade, halk iradesi, halk kararı, buna saygı duyulması lazım. Şimdi belediyeler nedir? Belediyeler meclisleri itibariyle halkın ta kendisidir. Halkın temsil bulduğu yerlerdir. Narlıdere Belediyesi meclisi şöyle bir karar aldı. Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın ismini Berkin Elvan Sokağı olarak değiştirdi. Belediye Başkanı Sayın Abdülbatur ve meclisin aldığı bu karar neyi ifade eder? Halkın kararıdır. Ama her zaman atanmışların halkın iradesiyle çeliştiğini iddia eden AKP döneminde kaymakam çıktı. Yani atanmış Sayın Kaymakam, Narlıdere Kaymakamı, olmaz dedi. Berkin Elvan'ın adını bir başka yere verebilirsiniz ama siyasi gerekçelerle Yavuz Bingöl Sanat Sokağı'nın adını değiştiremezsiniz dedi. Şimdi bu ne yaman çelikidir? Öyle değil mi? Halk buna karar veriyor, seçilmişler buna karar veriyor ama atanmış iradesini koyarak, yani AKP'yi destekleyen, Sayın Cumhurbaşkanı'na her zaman övgüler düzen Yavuz Bingöl, ben o kelimeleri kullanmak istemiyorum, sokağının adının değişmesine izin vermiyor. Bunun üzerine Narlıdere Belediye Meclisi tekrar toplanıyor ve kaymakamlık binasının yanındaki sokağa da Ali İsmail Korkmaz sokağı adını veriyor. Şimdi önce Barış arkadaş, sonra sevgili Edip Akbayram'dan bu konuları yorumlamalarını rica edeceğim. Ali İsmail Korkmaz da Berkin Elvan da bu ülkenin namuslu insanlarının onurudur, gururudur. Ve baştan bilmeyenler için söyleyelim. İzmir'de, Narlıdere'de bilmeyenler için, Narlıdere'yi bilmeyenler için söyleyelim. Ali İsmail Korkmaz'ın ismini veto eden kaymakamın işe gittiği yere vermiş başkan. Yani kaymakam her sabah kaymakamlığa giderken mecburen Ali İsmail Korkmaz caddesinden, sokağından geçecek. Ali İsmail Korkmazlar, Berkin Elvanlar bu ülkenin diktatoryasına özenenlerin her zaman korkulu rüyası olacak. Rüyalarından hiç çıkmayacak onları. Şimdi ne yapıyorlar? Uğur abi, Barış, ne yapıyorlar? Şöyle bir öneri getiriyor Sayın Kaymakam. Örneğin Beyaz Vadi yerine Berkin Elvan Vadisi diyebilirsiniz diyor. Şimdi yani nereye, evet, nereye konulması gerektiğini de buyuruyor. Söylüyor. Evet. Şimdi şunu yapmak istiyorlar. Milli irade dediniz ya. Bu başkanlık gibi anlatılan ama özünde tamam ve tamamen Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı bir sistem yaratılmaya çalışılıyor dedik ya, başkancı sistem. Bu başkancı sistemde artık milli irade lafları yok. Niye yok? Çünkü
Tayyip Erdoğan'ın hazırlattığı başkanlık tasarısına göre bir sabah kalktığında beyefendi eğer hala orada oturursa parlamentoyu istediği an feshedebilecek. Tıpkı Kazakistan'daki, Türkmenistan'daki, Özbekistan'daki örneklere dayanarak. Ve ne yapmayı düşünüyorlar? Şunu yapmayı düşünüyorlar. Örneğin senato ve kongre zaten yok. Hani başkanı denetleyebilecek hiçbir mekanizmayı zaten düşünmüyorlar. Sayıştay deseniz hak getire, Anayasa Mahkemesi deseniz zaten kendisi atayacak. Bütün bu yetkilerin yanı sıra burayı da istediği an mecliste istediği an feshetmek, kabinesini de dışarıdan istediği gibi atamak istiyor. Şimdi bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İç politikaya döndüğümüzde Tayyip Bey AKP'nin başına aslında Hakan Fidan'ı geçirmek istiyor. MİT müsteşarını. Bunu ben bir ay önce Halk TV ekranlarında söylediğimde inanılmaz şekilde internette küfür hakaret yedim. Ve bugün ne konuşuluyor? Hakan Fidan. Ama ne yapıyor Efkan Ala? Peki Sayın Davutoğlu ne olacak? Yedek kulübesine mi? Davutoğlu'na, evet, Davutoğlu'na şöyle yapıyorlar. Şimdi Davutoğlu'nun zaten bu işlerden hiç haberi yok. Çünkü Efkan Ala gidiyor Cumhurbaşkanı'na diyor ki, efendim diyor siz Hakan Fidan'ı getirmek istiyorsunuz AKP Genel Başkanlığı'na. Fakat getirirseniz paralel yapıyla mücadelemiz sekteye uğrar. O yüzden AKP'nin başına ben geçmeliyim ki Hakan Fidan'la koordineli yapalım. Hakan Fidan'ı MİT'te tutmaya çalışıyor. Kendisi hem AKP Genel Başkanı hem Başbakan olmaya çalışıyor. Burada AKP'nin içinde bu yüzden... Bunlar müthiş... herhalde sağlam kulis bilgileri. Uğur abi mi? Sen beni tanıyorsun, hiç boşa konuşmam yani. Şimdi bu beyefendi 1990 yılında Tayyip Bey başkanlık sistemi için Amerikan emperyalizminin dayatmasıdır diyor. Bakın 1990'da bunlar diyor Amerikan emperyalizminin sistemidir. Şimdi neden başkanlık sistemini, başkancı sistemi savunuyorlar? Programın girişinde dedim ki yaşadığımız hiçbir şey, hiçbir olay, hiçbir olgu birbirinden bağımsız değil. Bir sabah kalktık Kaçaksaray'da 16 asker gördük. Bunlar ne dedik kardeşim, ne oluyor, tiyatro mu var, piyes mi var diye. Herkes güldü ama emin olun o mesele gülünecek bir mesele değil. Neden diyeceksiniz? Neden? Şimdi anlatacağım. 16 asker neyi simgeliyor? 16 Türk Devleti. 16 Türk Devleti'ni ama özünde son olarak Osmanlı vurgusu öne çıkartılıyor. Osmanlı nedir? Osmanlı ulusu yok sayan bir anlayıştır, ümmettir bakın. Şimdi bize ümmetçi anlayış bir yandan dayatılıyor. Harem özleyen hanımefendi, efendim 90 yıllık reklam arası verildi diyor. Ve bir yandan da başkanlık sistemi dayatılıyor. Başkanlık, ümmet ve cumhuriyet reklam arasıdır laflarını yan yana koyduğunuzda Uğur abi ortaya şu çıkıyor. Ümmet ulusu yok sayan bir anlayış olduğu için federasyonun altyapısı başkanlık adı verilen sistemle oluşturulmak isteniyor. Dünyanın... Barışcığım sen ne diyorsun? Biz iki program önce salonda değerli konuklarımız kadınlı erkekli otursunlar dedik diye uğramadığımız hakaret, yemediğimiz küfür kalmadı. Neredeyse ipe çekeceklerdi beni. Ben laik, demokratik cumhuriyete inanmış Büyük Önder Atatürk'ün kadına medeni haklar verdiği anayasasında bu şekilde ifade bulan bir devletin yurttaşı olarak, vatandaşı olarak haremlik, selamlık oturun mu diyecektim. Yani böyle dememi mi bekliyorlardı benden? Anayasayı çiğnememi, anayasada yazılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, demokratik, hukuk devletidir söylemini ezmemi mi bekliyorlardı? Bizim başı örtülen bütün hanımefendilere saygımız sonsuzdur. Programın başında da söyledim. Bizim AKP'ye oy veren değerli yurttaşlarımızla hiçbir sorunumuz yok. Onların tercihidir. Ama ben ölürüm de
laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tarifini, bu ilkeleri çiğnemem. Çiğnemem. Yani bakın, bakın o saldırılardan yola çıkarak bütün din adamlarını tenzih ederek söylüyorum. Bizim gerçek dindarlara çok büyük saygımız var. Çok büyük saygımız var. Onlara laf söyleyenin de önüne atarız kendimizi. Onları tenzih ederek söylüyorum. Adı sözde emekli imam olan bir kişi o saldırılardan ve küfürlerden cesaret bularak bir kentimizde adı da lazım değil. Küçük kız çocuklarıyla sapıkça fantaziler yaparak bir köşe yazısı kaleme aldı. Yaşı 11-12 olan küçük kız çocuklarıyla sapıklık fantazilerini ifade ettiği bir yazı kaleme aldı. İşi bu noktaya kadar vardırdılar. Dolayısıyla bilelim ve laik demokratik hukuk devletinin kıymetini, Büyük Önder Atatürk'ün bize verdiği bu eşsiz nimeti sonuna kadar, yani gerekirse canımız pahasına koruyalım. Uğur abi. Uğur abi. Şimdi. Mustafa Kemal bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün başkanlık sistemi, başkancılık sistemi peşinde koşanlara 1930'ların ortalarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Soya anılarını anlatırken, düşüncelerini anlatırken şunu söylüyor. Bakın ne kadar büyük bir ders veriyor Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin her birini belki her gün yeniden okumalıyız. Bakın ne diyor? Şaşarım o efendilerin aklı perişanına. Hep biliyoruz ki memleketimizin başına gelen felaketlerin çoğu şahsi idareden gelmiştir. Bu kadar geri kalmamızın başlıca amillerinden biri budur diyor. Devam ediyor ama esas nokta şurası. Amerikan sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç hatırıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda reisi cumhurlukla baş vekaleti birleştirmeyi düşünmedim ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur diyor. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e diktatör diyen o alçaklar, Mustafa Kemal'in bu sözleri karşısında yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, parlamentoyu, polisi, askeri tekeli altına almaya çalışanlar, Mustafa Kemal'in bu sözleri karşısında 1930'larda verdiği ders karşısında ne diyecekler? O yüzden başkanlık ve başkancılık sistemine karşı çıkmamız gerekir ki bir, keyfi idarelerin önüne geçelim. İki, çok açıkça söylüyorum, ülkemizin bölünmesine karşı çıkalım. Bu kadar açık ve net. Şimdi Edip de uzun süredir suskun kaldı. Bu Berkin Elvan Sokağı, Yavuz Bingöl Sokağı'nın yerine belediye meclisi tarafından düşünülmüş ama Sayın Kaymakam karşı çıkmış. Onun üzerine Narlıdere Belediye Meclisi, Kaymakamlık binasının yan tarafına Ali İsmail Korkmaz Sokağı adını vermiş. Bu ifadeler sizde öncelikle neler düşündürüyor? Başkanımızı bir defa bu duyarlılığından dolayı kutluyorum. Büyük bir yüreklilik göstermiş. Büyük bir yüreklilik göstermiş. Ve güzel bir demokrasi dersi vermiş. Bunda bir atışma da yok, suç da yok. Evet. Yerel yönetimlerin başıdır. Buranın da belediye başkanıdır. Seçilmiştir ve özgürce bu sokağa adını vermesi de gayet normaldir. Ama tabii kaymakamın tepkisi onu kendisi ilgilendirir. Ama ben biraz önce işte saygıyla anıyorum. 15 yaşında Berkin Elvan, hepimiz anne babayız, hepimizin çocukları var. Eve gittiğimiz zaman çocuklarımızın yüzüne bakıyoruz. 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın, soruyorum size, her yeri terörist olsa ne olur? Her yeri terörist olsa, ağırlığınca terörist olsa ne olur? Dolayısıyla
Berkin Elvanları, Ali İsmail Korkmazları ve diğer yaşamında katledilen genç arkadaşlarımızı ve 6 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenebilinir denen zihniyetin karşısında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Şimdi Barış biraz önce Hakan Fidan'dan bahsedince aslında ben biraz Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasını karıştırayım. Biraz karıştırayım yani. Şimdi bu şu dosyada da şurası kara kaplı dosya dediğiniz aslında yolsuzluk dosyası. Normalde gerçek dosya bu. Ama bunun yani yarısı, mecliste 4 bakanla ilgili olarak kurulan yolsuzluk ve rüşveti soruşturma komisyonu. Öyleydi ama bunun dosyası. Yarısını getirdiler. Yani gerçeği bu. Şu anda elimde duran, hazırlanan dosya bu. Bunun yarısını getirdiler. Bu dosyada da dinleme dosyası. Türkiye'nin dinleme dosyası bu. Şimdi kendisi söylüyor diyor. Peki bunlar mahkeme kararları ile yapılan her şey, mahkeme yasal kararları, dinlemeler. Hepsi içinde. Evet. Tüm bugüne kadar iddia ettikleri konu burada. Mahkemelerdeki bütün kararlar bunun içinde var. Hepsini tek tek çıkartaraktan ben bunları dosya yaptım zaten. Onun kafasını şöyle karıştırayım. Diyor ki kriptolu telefonlarımızı dinlemişler diyor. Mesela. Değil mi? Aslında Recep Tayyip Erdoğan ne Merkez Bankası konusundan anlar, ne ekonomiden anlar, ne de bu teknik konulardan anlar. Anlamaz bunlardan. Ama anlamayacak olan bir havaya nasıl getiririm diye uğraşır. Jinekolojiden, nasıl, yemek yapmaktan, her şeyden anlıyor. Tabii o bakarsan tabii o modda gidiyor kendine göre. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kriptolu telefonlar meselesindeki, bu dosyada olduğu için söyleyeyim. Bunu dün gece hazırladım ben bu dosyayı. TÜBİTAK aslında öyle dünyanın keşfetmediği bir hikaye yapmadı zaten normalde. Normalde sizin kullandığınız telefonlar da kriptolu. BTK'ya bir tane kod verilir. Bunları çözer de öyle konuşursunuz. Ama o kriptolu telefonların kodları farklıdır. O BTK'nın içinde ve Turkcell, Avaya, Vodafone gibi GSM operatörlerinde olmaz o. O kodları birbirinden konuşurken konuşursunuz. Şimdi bakın. TÜBİTAK bu telefonları yapar. Nereye gönderir biliyor musunuz? MİT'e gönderir. MİT'e gönderir. Hakan Fidan'a gönderir. Der ki Hakan Fidan beyefendiden hani biraz şüphelensin diye söylüyorum kendisine. Bu telefonları kaldı ki TÜBİTAK'tan çok daha fazla uzman olan kişi MİT'te vardır. Hepsi MİT'tedir yani. Bilimsel yaklaşımları, teknik yaklaşımları bilen adamlar vardır. Onlar bir ay boyunca bunları denetlerler hepsini, bu kriptolu telefonları. Kime gidecek? Hangi bakana, Milli Güvenlik Kurulu'na, işte başbakana, cumhurbaşkanı olanı belirlerler, isimlerini yazarlar. MİT bütün içini bilir ama teknik olarak yazılımların her şeyini bilir. Onların eline MİT verir bunu. Ben de bütün dosyanın içerisinde hangi bakanın eline, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki kimin eline olduğu her şey burada yazılı. Tek tek yazılı ama bir şey var arada. Burada 50-60 tane yazılı olan adamın arasında bir 20 kişinin de ismini yazmamışlar. Kim oldukları. Kim oldukları belli değil. Onlardan biri Bilal Erdoğan çünkü. Devletin önemli adamı. Çok önemli bir adam yani. Bunun da devlet meselelerini konuşurken elinde kriptolu olması lazım. Peki bunu nasıl dinliyormuş şey? TÜBİTAK nasıl yapmış bunu? TÜBİTAK yapmadı bunu. Bunu MİT yaptı. O zaman şüphelensin yani. Onu bilen MİT'in kendisi. Hakan Fidan biliyor onu. Oradan şüphelensin, dikkat etsin. Hakan Fidan'ı başbakan falan yaparsa ayağının altına muz kabuğu koyabilir. Dikkat etsin yani. Biraz da onların midesi bulansın. Burada öyle yazıyor. Burada belgeleri var. Tek tek. Recep Tayyip Erdoğan'da hangisi olduğu, Ahmet Davutoğlu'nda, bakanlarda hangisi oldu, bu belgeler bende var. Bu belgelerin hepsi burada. Kim kimden konuş, bakın ne yazıyor burada. Şimdi şöyle göstereyim burada. Şimdi burada numaralar var. Kimlerde olduğu karşılığında yazıyor. Evet. Diyor ki işte MİT, biz Genelkurmay Başkanlığı. Açıklamayalım da evet, devletin işte bunlar güvenliği var. Açısından. Zaten kurum, Taner Yıldız. Bence açıklamakta da bir şey yok. Bunları biz konuştuk hepsini çünkü. Ama bazılarının karşılığında hiçbir şey yazmıyor. Evet. Kim bunlar? Bunu MİT biliyor. Kime verildiğini. Ve kimi dinliyorsa MİT dinliyor. Bunu iddia ediyor. O yüzden evet. Zaten. Evet. O yüzden. Kimi dinliyorsa MİT dinliyor. Bu dosyada peki, hepsi paralel? Var. Paralel. Şimdi şöyle. Biz bunları dinleme komisyonu esnasında konuştuğumuzda bazı konuları o zaman biz şöyle demiştik. Biz yazdığımız rapor da ortadadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman ben de komisyon sözcüsüydüm. Şimdi o dinleme komisyon raporu çıktığında AKP'li üyeler diyorlardı ki ya bunların hepsi safsata,
Bunlar hayal ürünü, şehir efsanesi böyle dinlemeler diye. Ama çok açık, net bir konu vardı ortada. Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nı cemaate teslim etmişlerdi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı da Recep Tayyip Erdoğan kendi arka bahçesi gibi kullanmaya çalışıyordu. Bunu bunlar biliyorlar zaten. Üstelik kaybolan dinleme araçları vardı. Yani emniyet istihbaratını bilinçli bir şekilde mi teslim ettiler cemaate? Tabii, yoksa, hayır, bilinçli yoksa bunlar. Yani bunlar devlet görevlileri orada vazifelerini yapsınlar diyerek farkına varmadıkları bir durum mu yarattılar? Hayır, hayır. Bunları kendileri de çok net biliyorlardı. Çünkü bu yüzük kardeşliği o zaman onlar için çok önemliydi. Çok önemliydi, geriye de dönemiyorlardı. Bunlar iyi yüzük kardeşiydi beraber o zaman. Bunun ispatları da vardı. Biz MİT'e gittiğimiz zaman, MİT'e gittik o zaman dinleme komisyonu esnasında. Sorduğumuz sorular, Hakan Fidan kekeme olarak cevap vermişti onların hepsine. Kekeme oldu orada yani bizim sorduğumuz sorulardan. Cevap vermedi. Emniyet istihbaratla ilgili konuyu sorduğumuzda onu emniyet istihbarattaki konuları biz bilmeyiz dedi. Hayır. Şöyle yapmışlardı. Sadece jandarma istihbaratı yerle bir ettiler. Genelkurmay elektronik sistemlerinin olan hepsini MİT'e devrettiler. Emniyet istihbarat teşkilatını cemaate bıraktılar o zaman. Gül gibi geçiniyorlardı kendilerine göre. Gül gibi geçiniyorlardı. Bunlar bizim raporlarımızda vardır. Bakın, TİP denilen kuruluş aslında Avrupa'da örnekleri olan bir kuruluştur ve doğrudur da. TİP gibi kurumların olması doğrudur. Hukukun işlediği bütün ülkelerde, hani demokrasilerin çarkların takır takır işlediği ülkelerde TİP gibi kurumlar olur. Doğru kullanılırsa. Doğru kullanılırsa. Ve biz bunları o rapora yazdığımızda dedik ki Avrupa'da da örnekleri var bunun. Bu kurumun denetlenmeye ihtiyacı vardır. Her yerde denetleniyor. Burada denetlenmiyordu. Şimdi o TİP'i de cemaat tarafına devrettikleri için mahkemelerle birlikte çalışıyorlardı. Çalıştıkları için onlar için bir problem yoktu. Bakın bu iddia ettikleri, montaj dedikleri, artık kimse montaj demiyor bunları. Adli tıp raporlarının hepsi bende şu anda. Burada duruyor. Kimse montaj demiyor bunları. Neden demiyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların hepsinin gerçek olduğunu onlar da anladı. Altlarında bir ID numaraları yazar tüm dinlemelerin hepsinin altında. Bunlar mahkeme kararları olduğu için böyledir. Mahkeme kararları olduğu için böyledir yani. Şimdi niye TİB'i yok etmek istiyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki biz TİB'i yerle bir edeceğiz. 60 milyon TL harcanmış bir yerdir orası. 60 milyon TL'ye kurulmuş. Şu anda Orta Doğu'daki en büyük bilgi işlem merkezi gibi bir yerdir orası. 1500 tane server vardır ki Türkiye'nin en büyük serverları oradadır. Niye yok etmek istiyorlar? Tüm mahkeme kararlarından birlikte onları toprağa gömmek istiyorlar. Neden? Ya yarın öbür gün bu dosyaların bir kayıt örnekleri de orada duruyor çünkü. Orada duruyor. Nereye taşınıyor şimdi? Şimdi Barış sözü MİT'e sana taşınacak. Vereceğim. Birazdan Sayın Aksünger'den bu getirdiği ve 17 Aralık dosyasını, 17 Aralık'ta dile getirilen yolsuzluk ve rüşvet iddialarını katlayacağını ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları o liman dosyasından biraz bilgi vermesini bir miktar, rica edeceğim. Evet. Bir miktar, fragman gibi rica edelim. Çünkü onu zannediyorum ki önümüzdeki hafta bütün ayrıntılarıyla açacaksınız. Toplumu sarsacağını ifade ediyorsunuz. Birkaç hafta içinde olgunlaştıracağız hepsini. Öyle mi? Evet. Şimdi Barış, benim dikkatimi çeken bir durum var. Sen de bilirsin, hatırlarsın. Değerli konuklarımız, sevgili seyircilerimiz de çok net hatırlarlar. Bu Ergenekon operasyonları dalga dalga gelirken, Balyoz operasyonları yapılırken, Oda TV dosyasında bizim sevgili meslektaşlarımız, Nedim Şenerlerimiz, Ahmet Şıklarımız, işte Soner Yalçın ve arkadaşları gözaltına alınıp cezaevini boyladıkları sırada bazı kişiler, bazı yorumcular televizyon ekranlarına çıkarak ben istihbaratçı polislerle konuştum, istihbarat uzmanlarıyla, yetkilileriyle konuştum, yani bu operasyonları yapanlarla konuşup bekleyin bakalım Ahmet Şık hakkında, Nedim Şener hakkında, Oda TV hakkında daha neler neler çıkacak diyerek bu polislerle gazeteci, emniyetçi ilişkisinin çok daha ötesine geçerek bir yakınlık sağlayarak, bir çok aşırı güven ilişkisi kurarak bu tür iddialarda bulunanlar şimdi o polislere ver yansın ediyorlar. Bu yaman çelişki için ne diyeceksin? Uğur abi, yani bizim... ben zannediyorum ki yakında bu polisler de onlar hakkında
Ya siz değil miydiniz bize gelip şöyle 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 diyen, böyle böyle anlatan, bu yakınlığı şu boyutlara vardıran kişiler sizler değil misiniz diye bir şeyler açıklayacaklarını zannediyorum. Uğur abi, onu söyleyeceğim ama Erdal Aksünger'in dikkat çektiği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile ilgili önemli bir şey söylemek gerekir. Şimdi bakın, nasıl bir çadır devletine dönüştürülüyoruz. Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı bütün dinlemelerin savcı izniyle yapıldığı, kayıtların tutulduğu yerdir. Şimdi bu daireyi paralelciler güya ele geçirmişler diye ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kaçak saray var ya Ankara'da yaptılar. Kaçak sarayın içine taşıyorlar. Gerekçe olarak da sorduğumuzda ya niye buraya taşıyorsunuz? Kardeşim orada koskoca bir bina var dediğimizde ya biz burayı inceledik. Dinlemelerin yapıldığı kabloların nereye gittiğini bulamıyoruz diyorlar. Ya şu kablo mesela nereden? Ucu Erdal nerede? Herhalde bu tarafta bir yerdedir şu kablonun ucu. Ve ne yapıyorlar? Bu polis devletini oluştururken kaçak saraya 5 katrilyon harcadılar. Yetmedi. Şimdi 50 milyon liralık da yani eski parayla 50 trilyon liralık da dünyanın en kaliteli kameralarını alıyorlar. Bakın. 50 trilyon. Şimdiki parayla 50 milyon lira. Ve kimden alıyorlar bunu? Hani ekranlara çıkıyorlar One Minute. İsrail karşıtlığı yapıyorlar. Kendi kendilerine hani bazı pozlara giriyorlar ya. Tamamını İsrailli bir şirketten alıyorlar. Ve polis devleti tam anlamıyla otokratik bir polis devleti bu şekilde kurulmaya çalışılıyor. Tabii bunu nasıl kurdular? Uğur abinin dikkat çektiği o operasyonlarla toplumu korkutarak, sindirerek kurdular. Şimdi nasıl yapıyorlar? Hayatımda böyle bir şey görmedim. 20 yıllık gazeteciyim. 1994'ten beri profesyonel olarak gazetecilik yapıyorum. Gazeteciliğin dışında hiçbir iş yapmadım. Ama hayatımda gördüğüm en rezil gazetecilik dönemini görüyorum. Bakın, operasyon yapılacak. Gazeteciler Dolmabahçe Sarayı'na çağrılıyor. MİT'ten bazı yetkililer gazetecilere önümüzdeki 15 gün içinde, önümüzdeki bir ay içinde neler olacağını anlatıyor. Televizyonlarda neler anlatmaları gerektiğini söylüyor. Onlara bazı dosyalar veriliyor. Bir dakika lütfen. Gelen mesajlardan arkadan el sallandığı, işte gazete gösterildiği şeklinde seyircilerimiz gazete rütükle, evet, rahatsız oluyorlar. Bu rütük tarafından cezalandırılabilecek bir husus. Lütfen el sallamayalım ve yani seyircilerimiz rahatsız oluyorlar ekran başında seyredenler. Ben size sırtımı döndüğüm için de özür diliyorum ayrıca mecburen. Ben de özür dilerim. Varlığınızdan güç alıyoruz. Sağ olun, var olun. Sırtımızı sağlam yere yasladık ama. Sırtımızı sağlam yere. Şimdi Uğur abi mekanizma şöyle işliyor. Evet. Yandaş denilen bu gazeteciler var ya her gece görüyorsunuz televizyonlarda. Dikkat ederseniz hepsi sanki aynı kitabı okumuş gibi konuşuyor. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nda bunların bağlı oldukları masalar var. Gidiyorlar 15 günde bir dolduruluyorlar. MİT'in bazı birimlerinden kişiler geliyor. Bu gazetecilere ne anlatmaları gerektiğini anlatıyorlar. Bu kişilere tabii ki aynen böyle. Şarj oluyor. Bah, bah. Şarj ediliyor Edip abinin dediği deyimiyle. Bunu Ergenekon operasyonlarında şöyle yaptılar Uğur abi. Amerikan konsolosluğundan gelen hazırlanmış zarfların bir kısmı şu anda televizyonlara çok çıkan bir gazeteciye verilirdi. O zarf Amerikan konsolosluğundan giden o zarf. Zarfın bir örneği savcılara, bir örneği AKP yetkililerine giderdi. Ve sonra oradan isimler tekrar tek bir listeye dönerdi. O gazeteci kılıklı kurye o dosyaları tekrar dolaştırırdı ve kimlerin gözaltına alınacağı netleştirilirdi. Bugün birileri Oda TV, Ergenekon, Balyoz ve diğer operasyonları sadece cemaate yıkmaya çalışıyor ya, cemaatin günahı sadece cemaatin günahı değildir. Amerikan konsolosluğu, AKP ve cemaat bu günahları birlikte işlemiştir. Ve o dönemde de gazeteciler, gazeteci kılıklı meslektaşlarımız tek tek davet edilerek bazen gruplar halinde bilgilendirilmiş ve kim tehdit edilecek, kime şantaj yapılacak, kimin banka hesapları açıklanacak, kimin özel yazışmaları
ortalığa dökülecek ve kimler nasıl sindirilecek diye yayınlar yaparlardı. Yüzüne karşı söylemiyorum, Uğur abi o dönemin en alçakça saldırılarına maruz kalan gazetecilerden biriydi. Ama ben kendisine teşekkür ediyorum bu canlı yayında. O kadar dik durdu ve hiç geri adım atmadı ki bugün biz yine buradayız. Yine buradayız. Yarın yine burada olacağız. Ama dün bizi hedef gösteren, efendim Barış Yarkadaş hala niye dışarıda? Hala evet. Niye almadınız? Evet. Uğur Dündar'ı hala niye almadınız? 28 Şubat'a bari ekleseydiniz. Orası olmadıysa Fenerbahçe davasına ekleseydiniz diye bizi bir torbaya doldurmaya çalışanlar bugün ortada yok. Yarın da olmayacaklar. Biz yarın yine burada olacağız. Çünkü biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Böyle bir gazetecilik, böyle bir gazetecilik anlayışını da kabul etmemiz mümkün değil. Benim siyasi görüşlerim belli. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorum. Bazen kızıyorum ama destekliyorum. Her zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin bu ülkede hakim olması gerektiğini söylüyorum. Tavrımı açıkça koyuyorum ama gazetecilik ilkeleriyle yapıyorum. CHP yanlış yaptığında yanlış diyorum. İşte en önemli şahit Erdal Aksünger. Tabii canım hepimiz diyoruz, yazıyoruz. Gazeteciliği gayet biz böyle algılıyoruz, böyle anlıyoruz. Birilerinin dikte ettirdiği sözler, birilerinin dikte ettirdiği belgeler olarak anlamıyoruz. O yüzden bizim salonlarımızda yer bulunmuyor. Narlıdere'de 2000 kişi geri dönmek zorunda kalıyor. O yurttaşlarımızdan da özür dileyelim salon yetmediği için. Ama birileri televizyon stüdyolarından dışarı çıkamıyor. Oralarda sadece konuşuyorlar. Bu bir, da de biz, bir de biz havuzlardan testilerini gerek. Haramla dolduran insanlar hiçbir zaman olmadık. Anamızın ak sütü gibi helal paralar kazandık. Şimdi seyircilerimiz bize gönderiyor. İşte şu yandaş kanalda sizi konuştular, işte sizi çekiştirdiler. Olabilir. Barış söyledi. Ben çıkar ilişkisi olmadan ideolojik yaklaşımla AKP'yi destekleyen kişilere de saygı duyuyorum. Yeter ki başkalarına, kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret etmesinler, iftira atmasınlar, bir yerden talimatla hareket etmesinler, çıkar ilişkisiyle bunu yapmasınlar. Dolayısıyla sevgili Yılmaz Özdil'in bir sözü vardır. Biz yazarız, söyleriz. Onlar bizi yazarlar, bizi söylerler. Yani bizim işimiz bu. Biz hiç kimseye cevap vermeyiz. Demek ki bizi konuşulmaya değer buluyorlar. Demek ki bizim programlarımızın çok etkili olduğunu görüyorlar. Uğur abi her hafta birinci olursan söyleme sayıp olacağımıdır yani. Onlar düşünsünler. Yani haram havuzlardan testilerini dolduranlar düşünsünler. Bundan daha onur kırıcı bir durum bir gazeteci için söz konusu olamaz. Yani aynalara tükürülmesi gereken bir durum bu. Bu kadar kestirip atayım ben. Edip bir şey söylemek ister misin? Ya siz hepsini güzel konuşuyorsunuz. Ben keyifle dinliyorum. Ama ben şeyi söylüyorum. Yani biraz sanatsal gözle bakmak istersek çok okuyan bir toplum değiliz. Halbuki biraz daha okumuş olsak, bir takım yanlışları ve doğruları görebilsek çok şeyin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Yani bilgili insan, akademik insan, akıllı insan her zaman hakkını arayan insandır. Ya biz yani biraz böyle daha şeyiz böyle yani kaderci bir toplum haline getirilmeye çalışıyoruz. Şimdi sanata bakıyorsunuz tabii ki hepimizin hedefi öncelikle bu cumhuriyete, evrensel değerlerine, Atatürk ülke ve inkılaplarına kanımız pahasına sahipleneceğiz ve sahiplenmeye de devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Fakat tam demokratikleşemiyoruz. Yani böyle faşizm ve devamlı 80'den beri böyle bir dönüyoruz yani faşizmin içinde. Buna milliyetçi faşizm deyin, dinci faşizm deyin. Şimdi sanata bakıyorum. Bu ülkenin en büyük değerleri. Nazım Hikmet, Yılmaz Güney, Ruhi Su. Son dönemlere geldiğimiz zaman Ahmet Kayalar. Bunları biz hep attık. Bu saydığım isimler dünya çapında isimler. Birisi dünya şairi. Önce komünist dediniz, sonra 100. yıl şairi ilan ettiniz. Ben dünyanın her yerini geziyorum, siz de gezmişsinizdir, konserler veriyoruz. Türk sineması dediğiniz zaman Yılmaz Güney diyor. Ozan dediğiniz zaman Nazım diyor, Ruhi Su diyor. Bunlar bu ülkenin değerleriyken biz bu değerleri hep dışarılara ittik. Ben
Müziğe başladığım yıllar üretkenliğimin en doruk noktasındayım. Yani Nazım okudum diye, Mahsuni Şerif okudum diye beni kendi ulusal kanalıma 10 sene çıkartmadınız. Beni 10 sene televizyona çıkartmayan o kurumun başındakileri siz bilirsiniz. Bugün Atatürk ülke ve inkılaplarına karşı partilerin yönetim kurullarında yer alan insandı. Tabii. Yazık değil mi bu ülkeye? Bu ülkenin sanatına ve kültürüne yazık değil mi? Ben buna üzülüyorum. Evet, doğru, haklısın. Evet. Şimdi o kadar çok gerçekten sizler de üçünüz de çok onurlu bir yaşam aslında ifade eden insanlarsınız. Şimdi ben bu ne kadar değerli olduğunu o soruşturma komisyonunda o bakanlar geldiğinde gördüm. Ya bu ülkede bakanlık yapmış adamlar. Karşınızda iki büklüm. Bir saat terkan içerisinde, kekeme vaziyette, bir söylediği bir söylediğini tutmayan. Yazık dedim ya bu memlekete gerçekten de. Yazık yani. Bu insanlar bu memlekette bakanlık yapmışlar. Aslında o kadar onursuzca bir hikaye ki bu bence. Şöyle, öyle ahlaksızca ki. Şunu söylemek istiyorum. Kişilere söylemiyorum. Konunun kendisinin özetinden söylüyorum. Bu davayı kendileri bulaştıkları için kapatmaya çalışıyorlar. Çalıştıkları bu mesele uyuşturucu kaçakçılarını, kara para aklayanları hepsini bir beslenen aklamayla ilgili. Aslında bunlar o rüşvet, yolsuzluk bu tür şeylere bulaşırken bu işleri bilerek bulaşmamışlar. Ama kendilerinin de genlerinde var bu adamların. Var. Çalma, çırpma, oradan buradan birilerinden aslında yolma işi bunların ruhlarında var. Hepsinde var. Şimdi buna ilginç bir örnek vereyim. Bu çok ilginç bir konudur. Burada bu belgelerin hepsini getirdim aslında. Belki nasip olmaz ama bir sürü belge var burada. İlk defa getirdim böyle belgeleri. Yıl 1993 yılı. Bakın, bu adamlar kimler aslında? Bu Rıza Zarraf dediğin adam kim? Öyle basit işler değil bunlar. Yıl 1993. Buyurun, buyurun, devam edin. Yıl 1993 yılı. İstanbul'da bir ecnebi adam kaçırılıyor. Bu adamı kaçıran kişiler aslında 2005 yılında aynı adamlardan bahsediyorum. 93'te bu adamı kaçıran, ecnebi bir adamı kaçırıyorlar. Bu adam için altın kaçakçısı, silah kaçakçısı, uyuşturucu kaçakçısı olduğunu jandarma tutanaklarında var. 1993. Ben de tutanakların hepsi burada var. Evet. Jandarma da var. 2005'te de bizim Kilis Belediye Başkanımız Ekrem Çetin bir masada oğluyla 27 yaşındaki Gül gibi Fidan gibi oğluyla vurularak öldürülüyor. Onu öldürenlerle 93'te bu adamı kaçıran adamlar aynı adamlar. O kaçırılan kişi kim biliyor musunuz 93 yılında kaçırılan? Hüseyin Zarraf, Rıza Zarraf'ın babası. Öyle mi? Evet. Bakın bunu o ben zaman, ilk defa duyuyorum. Evet. Tüm dosyaların hepsi burada var komple. Ve bu işin ne kadar büyük bir pislik olduğunu, ne kadar derinliği olduğunu ve dünyanın her yerinden Türkiye üzerinden kaçırılan uyuşturucular, kara para aklama işleri olduğunu biz hepsini biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Bu memlekete yazık ediyorlar. Tansu Çiller'in başbakan olduğu dönemde. Başbakan olduğu evet. Dönemde. Burada faili meçhul cinayetler. Faili meçhul cinayetlerin yoğun yaşandığı evet, dönemler. Çok karanlık işlerin gerçekleştiği evet. Bir süreç. Kaldı ki bu adamlar bu yolsuzluk operasyonlarının içerisinde bu Rıza Zarraf gibi adamlar varken Atatürk Havalimanı'na dünyanın aslında yasaklı adamlarından terörist aslında yasaklı listelerinde olan Yasin El Kadı gibi adamları. O zaman yasaklı şimdi değil. Evet. O gün gelirken de resmi sokmuyorlar içeriye. O gün getirirken de resmi sokmuyorlar. Oraya başbakanlık korumaları ve arabalarıyla havalandan alınıyor. İstanbul'da Bilal Erdoğan'la ve Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Ankara'ya 5 tane fazla göze batmasın diye daha farklı basit arabalarla gidiyorlar. Bugün o kaçak sarayın arkasındaki bir yerde Hakan Fidan'la birlikte plan yapıyorlar hep beraber. Türkiye'yi nasıl talan edeceğiz planı yapıyorlar. Bunların hepsi burada var. Bu dosyalarda var hepsi. Yani siz elinizdeki belgelere dayanarak mı? Evet, belgelere dayanarak söylüyorum. Mahkeme kararlarına dayanarak söylüyorum. Savcılık talimatlarına dayanarak söylüyorum. Resmi belgeler bunların hepsi. Fotoğrafları var hepsinin burada. Şu anda ilk defa getirdiğim dediğim fotoğraflarına dair var hepsi. Aslında bu ülkede ben pek çok tehlikeyi yaşayan, ölümlerden birkaç defa dönen bir soruşturmacı, gazeteci olarak söylüyorum. Bu bilgilere sahip olmak
çok tehlikelidir Erdal Bey. Sizin kaygılarınız oluyor mu bu yönde? Şimdi şöyle dönem tehditler dönem... Tehditler falan alıyor musunuz? Ya dönem dönem oluyor ama bunların hepsini biz gerçekten de çok büyütürsek konuyu da... Tabii hafife de almak da bence çok büyük yanlış olabilir ama... Çok da büyütürsek zaten bir paranoya yaşarız bundan dolayı. Ben bugün bu ülkedeki resmi aslında belgeleri ortaya koyuyorum. Ben ortaya farazi belgeler koymuyorum. Bunlar mahkeme kararları, dosyalar. Bir de bunlar sadece sizde değil herhalde ilgili devlet görevlilerinde. Var tabii bunların hepsi. Var ama baskı altında bir yerlerde gizletiliyor. Ama mevcuttur. Hepsi. Yani devlet mevcut. Arşivine zaten bizde bir belge girdiği anda izi onu oradadır. Kimse yok edemez. Tabii mutlaka izi kalır. İzi oradadır ama şunu unutmasınlar. Dua etsinler bunların hepsi. Bütün hırsızlar. Reklamlara giriyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Tamam. Unutmayın. Sevgili seyirciler, İzmir Narlıdere'deki Atatürk Kültür Merkezi'nden yaptığımız Halk Arenası canlı yayını daha sonra soluk soluğa devam edecek. Ama şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, İzmir'den, Narlıdere'den, Narlıdere Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nden Halk Arenası canlı yayını salondaki değerli konuklarımızın coşkulu katılımlarıyla sürüyor. Ben stüdyodaki konuklarımı bir kez daha takdim etmek istiyorum. Sayın Edip Akbayram, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Erdal Aksünger ve gazeteci meslektaşım Barış Yarkadaş. Şimdi bu bölüme Edip Akbayram'la başlayalım. Biraz sonra salondaki değerli konuklarımızdan sorular alacağız. Ama reklam arasında düşünüp de mutlaka aktarmayı istediğiniz bir husus varsa onu da hemen alayım. Şimdi içeride düşünürken tam günümüze uyarlanan güzel bir deyiş geldi. Bu Hazreti Ali'nin bir deyişi. Onu dostlarla paylaşmak istiyorum. Menfaati için boyun eğen kişi, kemik için kuyruk sallayan köpeğe benzer diyor Hazreti Ali. Bu sanıyorum her şeyi ifade ediyor yani. Evet, her şeyi ifade ediyor. Her şeyi ifade ediyor. Sayın Aksünger. Yani söyleyecek... Bu 93 yılıyla ilgili konuşmanız, iddianız... dikkat ediyorum ben sosyal medyada çok büyük bir ilgi görmüş. Onu biraz daha açabilir misiniz acaba? Şimdi aslında dosya çok... TCD'de Türkiye Cumhuriyeti evet. Devlet Demiryolları ile ilgili yolsuzluk dosyası konusunda da böyle bir kısa ön bilgi verir evet. misiniz seyircilerimize ve konuklarımıza? Onu aslında sizden de daha önce konuştuk. Olgunlaşınca çok daha farklı şeyler yapacağımızı ama buraya özel olarak bunu aslında hazırladık özet olarak bazı şeyleri. Şimdi çok şey var konuşacak aslında. O kadar çok derin konular var ki işin içerisinde. Ben o kadar riyakar bir durum var ki ortada. Özellikle bu soruşturma komisyonunda ben AKP'li üyelerin o bizlerle konuştuklarındaki riyakarlığını 22 Aralık sürecinden sonra gördüm. Ne olduysa 22 Aralık'ta Recep Tayyip Erdoğan'a gittiler bunlar. Özellikle iki tane bakan. Bunların birisi Muammer Güler. Diğeri de Zafer Çağlayan. Aslında Erdoğan Bayraktar'ın daha önce çektiği restin aynısını 21 Aralık'ta Ahmet Davutoğlu biz kolunu koparırız dedi ama yukarıdaki de dedi ki ben de senin kellerini koparırım. Çünkü niye? Bunları gönderirsen oraya beni ve ailemi de alır oraya dahil ederler dedi. Hepsine talimat verdiğinde 22 Aralık'ta geldiklerinde komisyonda oturduğunda herkesin yüzünün aslında rengi kaçmıştı zaten. Öyle Hakkı Köylü ben eşimden konuşuyorum dışarıya çıktım değil. Mustafa Elitaş telefonunu ona getirdiklerini arkadaşlarımız oradan gördü. Herkes biliyor konuyu. 10 kere girdiler çıktılar şunu. Talimatı yerine getirdiler. Vicdanen bazen söylediklerinde şunu söylüyorlardı bana. Ya bu AKP'li milletvekillerin vicdanı yok mudur diyorlardı. Hatta hiç unutmuyorum bir gece biz 5-6 kişiydik.
mecliste 200-300 kişi bunlar var. 200 kişi varlardı çoğunluğu sağlamak amacıyla. Bir arkadaşımız kürsüden dedi ki, milletvekili bir arkadaşım, gecenin geç saatleri konuşuyor. Dedi ki, bakın dedi, ben size sesleniyorum. Vicdanı olan AKP'li milletvekili arkadaşlarım deyince dayanamamıştım. Dedim ki ya bunların ne vicdanı olacak? Bunların vicdanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağıdır. Bunların vicdanı falan yoktur ya gerçekten de. Şimdi anlaşıyor artık bu davanın hukuki bir dava olmadı. Anlaşılıyordu ama inanın öyle bir durum vardı ki ortada. Bu dava sadece bence buzdağının görünen kısmıydı. Altında yatanlar bunun yüzlerce katıydı. Onları gördüm ben orada hepsini. Ve bu gördüklerimden de irkildim gerçekten de. Gerçekten irkildim. Yani bir ülkede bu kadar pisliği nasıl böyle yani oraya buraya sokuşturarak yapmışlar diye kendi kendime de düşündüm. Gerçekten dünyadan haberimiz yokmuş dedim bazı şeylerle ilgili. Orada aklıma şu takılıyordu ilk baktığım zamanlar. Bir iktidar değişikliği yaşansa bu ülkede, inanın hukuk bunların pisliklerini temizlemek için davalardan başını kaşıyamaz. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Buna inanıyorum yani. Şimdi TCDD dosyasına küçük bir aslında pasaj açmak istiyorum. Bu dosya aslında bundan bir iki sene önce bir polis operasyonu esnasında duyuruldu. Hak duydu, kamuoyu duydu ama kapattılar. Bu konuda yayın yasağı da yok galiba değil mi? Yok, hayır. Evet. Yok. Çünkü o davayla ilgili şunu açıklayacağım şimdi. Şimdi bu hızlı trenler, işte köprüler, Haydarpaşa karının yanması. Bakın yanması. Yanma olayı da yanma var? Olayları da dahil içine. Yüzlerce konu var işin içerisinde. Yüzlerce. Bu konu Ankara'da Ankara Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü tarafından operasyon başlatıldığında haberi almışlardı. Nereden almışlardı bunlar bu operasyonun yapılacağını? Adliyenin içindeki adamlardan aldılar. O zaman dedim ya yüzük kardeşliği devam ediyordu. O içeridekiler sızdırdılar yukarı bunu. İzmir'de operasyon yapıldı, liman operasyonu yapıldı. Aslında o operasyonu emniyet kendisi 5 ay boyunca engelledi. Neden? Dediler ki bunu çıkartırsanız ortaya büyük fotoğrafı göremeyiz. Bunların hepsi belgeli. Büyük fotoğraftan bak. Yani İzmir liman yolsuzluğu meselesi işin %1'i. %1'i yani. Yani İzmir'le sınırlı kalan bir durum söz değil, konusu değil. Değil, tabii değil. Türkiye çapında. Türkiye çapında. Bu işi başlattıklarından sonra dediler ya bu 17-25 Aralık konusunda savcılar üst makamlara bunu neden bildirmemiş diye. İşte TCDD operasyonunda savcılardan duymadan kendileri içeriden bu bilgiyi aldılar. Siyasi baskılarla hepsini sümen altı yaptılar. O dosya duruyor. Ama biz dosyanın tüm içeriğini, tüm mahiyetinin hepsini açıklayacağız. Peki o dosyadaki dinlemeler de hakim kararıyla hepsi yapılan yasal dinlemeler. Hepsi mahkeme kararları var. Kolluk kuvvetine gelen ihbarlar başladıktan sonra bakın aslında bir ihaleyle ilgili başlıyor konu. Bunlar 2007, 2008, 2009'da takip edilip 2012'ye kadar getirilen dosyalar, 2011'e kadar getirilen dosyalar. Bir ihbarla başladığında TCDD işinden başlıyor. Sonra iş kamu ihale kurumuna gidiyor. Kamu ihale kurumunda öyle büyük bir yolsuzluk çıkıyor ki arkasından bu tekrar dönüyor TCDD'nin ve onun Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiren tüm dosyaları çıkartmaya başlıyor. Ve bu dosyalar ki bir örnek sadece kamu yani ihale Haydar kurumunda. Yani Haydarpaşa Garı'nın yanma olayının da bu dosyanın kapsamında olması söylüyorum. Çok düşündürücü. Kamu Hayır. ihale kurumunda 9 tane üye var. Mesela örnek bir tane bir üyeyle ilgili söyleyeceğim. Bu zaten çıktı. Yani bundan ilgili davalar görüldü. Kamuoyuna mal olduğu için söylüyorum. Operasyon da yapıldı. Ali Kaya evet, diye bir adam var. Yargıya intikal etti. Evet, bu Ali Kaya diye bir adam var. Şimdi bu adamlar kamu ihale kurumunda diyelim bir yerde büyük bir ihale oluyor. O ihale olduğunda birisi itiraz etsin. Bunlar yapıyorlar ama. O ihale kurumundaki işte o ihaledeki olaya bunlar ikinci, üçüncü olanlardan birine itiraz ettiriyorlar. Nereye gidecek bu? Kamu ihale kurumuna gidecek. Gitmeden önce bunlar itiraz ettiriyor. Sonra bu ihaleyi alan adama telefon açıyorlar. Kamu ihale kurumundaki 9 tane adamdan biri. Diyor ki bak diyor bu ihaleyi sen aldın ama itirazlar var. İtiraz var diyor. Ona, bu dediğim rakamlar da her ihale başına 2-3 trilyonluk kendilerine yaptıkları yolsuzluk. Her ihale başına. Her ihale başına. Yani cebe giden para. Tabii cebe giden para. Bu büyük ihaleler.
Bunlar büyük rakamlar yani bir yerinden baktın. Ne Gandhi? Sadece İndira Gandhi. Sadece bir adamın iki senelik bir tane kamu ihale kurumu üyesinin iki senelik hesabında dönen rakam 600 trilyon eski rakamda. 600 trilyon. Üstelik bu paraların da umreye gidiyorlar. Polis o arada, bakın bu da çok işin anekdot tarafı. Bunları alacaklar polis. Şöyle, o dediği adam 9 kişiye normalde bir konu geldiği zaman ne yapıyor? 9 kişi bununla ilgili rapor yazıyor. En sonunda oylanıyor bu. Öyle yapmıyorlar bunlar. O 9 kişiden bir kişi, bu işi ayarlayan kimse öbür öbürüne karışmıyor. Her üye birbirine karışmıyor. Onun getirdiğine herkes imza atıyor bakmadan. Çünkü işi götüren... ikinci turda kendisine gelecek. Sıra ona gelecek. Evet. Çünkü. İşi böyle işletiyorlar. Umre de mi var? Şimdi şöyle, polis tam operasyon yapacak. Dinlemelere takıldıkları için diyorlar ki bunlar, işte umreye gidecekler. O da gidiyor emniyet müdürüne diyor ki, emniyet şube müdürüne, komdaki. Sayın müdürüm diyor, ya bu adamlar umreye gidiyorlar diyor. Diyorlar, o da diyor ki bir gitsin gelsinler bakalım ne kadar temizlenecekler diyor. Yani bunlar kendi ceplerindeki paralarla mı gidiyorlar? Hayır, yoksa rüşvet parasıyla rüşvet gidiyorlar. Parasıyla tabii rüşvet parasıyla yani rüşvetin gidiyor. Adı tabii rüşvet umre oluyor. Gidiyorlar. Tabii. Son emniyetteki adamın, ben emniyetteki yapılan sorgusuna kadar tek tek baktım. Sorguda adam soruyor. Bak diyor kardeşim, sana bir şey söyleyeceğim diyor. Hatta bir örnek verdi bana, o sorguyu yapan kişiyle de konuştum ben. Bir örnek verdi ama örnek biraz uzun örnek ama şunu söylüyor. Diyor ki işte üstünde Müslüman olan bir kişi var diyor. Kuşun biri bir vesileyle bir kapana gitmiş. Kapanda tam kısılmış, kapanda yakalamışlar kuşu. Kuşu kapana düşüren kişi ciyak ciyak bağıran kuşa ne bağırıyorsun diyor. Adamın biri de orada dervişin biri görüyor. Ya diyor bu kuş bağırıyor diyor. Bir adaleti yerine getirmemiz lazım diyor. Bir dinleyelim bakalım kuş ne diyor diyor. Diyor ki kuş ya diyor ben diyor bu adama baktım diyor. Bu adam diyor Müslüman bir adam. Üstünde beyaz giysiler var. Ben onun kapan olduğunu biliyordum ama diyor. Böyle bir adam yapmaz dedim diyor. Yani Müslüman olan adam böyle bir şey yapar mı dedim diyor yani. Güvendim diyor geldim diyor kapana kısıldım diyor. De ona da soruyor evet diyor efendim diyor doğru diyor ben Müslümanım. Yalan dolan bilmem ama diyor, ben de diyor, bu kuşu yiyeceğim elinde sonunda diyor. Derviş de diyor ki, o zaman diyor, üzerindeki o Müslümanlık inancı denilen cübbeyi çıkar, ondan sonra konuşalım diyor. Yani Müslümanlığı, dinimizi böyle kötülüklere alet etme diyor. Bu nerede var biliyor musunuz? Bu adamın sorgusunda var. O adamın sorgusunu yapan polis bunu söylüyor ona. Senin ne kadar ahlaksız olduğunu, çünkü diyor bak ben senin özel hayatından ilgilenmem. Gidersin, o da... Saunada yakalanıyor çünkü rüşvet parasıyla da. Sauna dediğim de başka bir yer aslında. Başka bir şey. O da rüşvet parasından yapıyor. Diyor ki adam bak diyor ben senin özel hayatından hiç ilgilenmem. Gerçekten özel hayatla ilgili konudan hiçbirine ben hiç girmem. Ben girmem yani. Hiç girmedim. Girmeye hakkı yok. Bu konularla ilgili de hiçbir televizyon programında benim bir kişinin özel hayatıyla ilgili bir konu söylediğimi kimse duymamıştır. Duymaz da. Ben buna zaten hem kendi geleneğim hem partim açısından böyle olmasını gerektiren ve bize şiar olması gereken bir şey olduğuna inanan. Gayet tabii. Hiç girmem bu işte. Diyor ki sen diyor kendi paranla gezsen, ondan bundan yatsan, kalksan çok affedersiniz. Bu bizi ilgilendirmez. Sen diyor rüşvet parasıyla bu işleri yapıyorsun çünkü diyor. Biz rüşvet parasını belgelemek için onları da kaydettik diyor. Yani iş o kadar boyutlu ki ahlaki boyutları çok ciddi sıkıntılı bir yerinden baktığınızda. Rakam sadece bir kişiden bahsettim. 600 trilyonluk para döndüğünden. Bir kişiden bahsediyorum. Kaldı ki bu kamu ihale kurumundaki bir tane adamla ilgili. 9 tane ayrı konu var. O TCD'de de bu değil. TCD'de de başka konular var. İşte onu dosyaları biz bir vesileyle biraz evrim geçirecek onlar bize gelene kadar inanıyorum ama sonunda biz bunların hepsini açıklayacağız. Ben yayına siz ara vermeden önce söylediğim bir şey vardı. Bunlar yatsın kalsın dua etsin ki gerçekten. Recep Tayyip Erdoğan bence haklı. Neden? Başına ne geleceğini biliyor. İktidardan düşünce. Biliyor. Bu hırsızlar, bu aymazlar, bu milletin parasını öyle her seferinde yetimin, öksüzün hakkı deyip milletin gözünün içine bakarak soyanlar, dua etsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmasın. Dua etsinler gerçekten. Bir de sabah akşam ağızlarından din iman Allah sözcüklerini düşürmüyorlar. Gerçek Müslüman, gerçek inanç sahibi insanlarımız, biz biliyoruz onları, harama
el uzatmayacakları gibi, asla el uzatmadıkları gibi harama el uzatanları da lanetlerler. Hazreti Muhammed'in, Yüce Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bunların hepsi var. Hepsi var. Bunların yani hırsızlık yapıp bir taraftan da dindar gözükenler, dindar geçinenlerin ve onları bilerek hırsızlık yaptıklarını bile bile destekleyenlerin tek işleri var. İnançlı vatandaşlarımızın dini duygularını sömürmek ve ondan kazanç sağlamak. Bunların dinimizde, Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgileri yok. Evet, konuklarımız arasında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Aytun Çıray da var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Barış, varsa bir şeyin, evet, onu alalım. Ondan sonra sorular alacağım. Hazır biraz olun. Biraz sonra bir fotoğraf göstereceğim. Kameraman arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Ona göre bir hazırlık yapsınlar. Erdal Aksünger kamuoyunda çok az bilinen bir şeyi anlattı. Geçen Ayşenur Arslan'ın programında da anlatmıştım. Rıza Sarraf buzdağının görünen yüzüdür. Rıza Sarraf'ın arkasındaki esas güç İran devrim muhafızlarının adamı olan babası Hüseyin Sarraf'tır. Kapalı çarşıda 40 metrekarelik bir dükkanı vardır ve bütün operasyonlar o 40 metrekarelik dükkandan döner. Rıza Sarraf'ın zaten İran devrim muhafızlarının bir elemanı olduğu yönünde de ciddi iddialar var. Bunu niye anlatıyorum? Biz hep televizyonlarda, gazetelerde diyoruz ki 17 ve 25 Aralık operasyonları Tayyip Erdoğan'ın iteklemesine, üstünü örtmesine, sümen altına gizlemesine rağmen mecburen açılacak. Çünkü 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonu sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir operasyon değil. Ortaya çıkan bilgi şu anda yapılan yolsuzluğun, çalınan paranın 250 milyar dolar olduğu yönünde. Ne? 250 milyar dolar. Bunun sadece 83 milyar doları, bakın sadece 83 milyar doları İran'la yapılan kayıt dışı ekonomiden sağlanan para. Biliyorsunuz sevgili konuklar ve değerli seyircilerimiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi olan 2001 ekonomik krizinde Türkiye'nin milli geliri 150-170 milyar dolar civarındaydı ve hortumlanan bankalardan giden paraların toplamı da 60-70 milyar dolar civarındaydı. Yani 250 milyar dolardan bahsediyor. Bunun 83 milyar doları Uğur abi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın tespit edebildiği paradır. Zaten kavga oradan çıktı. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sadece 3-5 imar yolsuzluğu, Egemen Bağış'ın evine giden kravat kutular içindeki paralar değildir. Bu operasyon zaten uluslararası bir dinleme sonrası başlıyor. Ukrayna'da yapılan bir termik santralin ihalesi Alman polisi tarafından Türk polisiyle birlikte dinlenmeye başladıktan sonra Türkiye'deki ilişki ağı ortaya çıkıyor. Ve nerede patlıyor? İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kaçırılmaya çalışılan altınlar tespit ediliyor. Ve bu altınların tespitinin ardından soruşturma derinleştiriliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının, o dört bakanın en büyük korkusu şundan emin olun ki Türk mahkemelerine çıkmak değil. Çünkü Türk mahkemelerini bir şekilde organize edip, bir şekilde kendilerine bağlayıp o dosyaları kapatabileceklerini düşünüyorlar. Tabii kendi iktidarları döneminde. 7 Haziran olur, iktidar değişir, hava değişir, hani iklim Akdeniz olur. O zaman zaten o dosyalar tek tek açılır. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraf, evet. Bu fotoğraf bakın, kameraman arkadaşımdan rica edeyim. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları yapıldıktan sonra biliyorsunuz meclise dosyalar geldi. Oylanacaktı. Anayasa Yüce Divan'a milletvekilleri gitsin mi, bu dört bakan gitsin mi gitmesin mi diye. Şu anda elimde tuttuğum fotoğraf, siz de gece tekrar yayından rahat görebilirsiniz. Tayyip Erdoğan'ın AKP milletvekillerini 20'şerli gruplar halinde saraya çağırıp ikna etme fotoğrafıdır. Ve şu anda fotoğrafta gördüğünüz kişiler de işte AKP'nin grup başkan vekilleri, idare amirleridir. Rütbelerine göre, meclisteki görevlerine göre Tayyip Erdoğan, altını çizerek söylüyorum, Davutoğlu'nun bilgisi dışında bu grupları çağırmıştır. Ama buna rağmen 58 milletvekili
şu ya da bu sebeple oy vermemiştir. 58 milletvekili, bakın 40 değildir, 58 milletvekili AKP'nin içinden oy vermemiştir. Yani bu kişilerin aklanmasına yönelik oy vermemiştir. Vicdanı kabul etmemiştir, çocuğunun yüzüne bakamam diye vermemiştir ya da bir daha milletvekili gösterilmeyecek diye vermemiştir. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Bakın dün Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan gözaltına alınan bir polis mahkeme ifadesinde çok ilginç bir şey söyledi. Ahmet Türer, bildiğimiz bir polis, dinleme yapıyor, dinlemelerle görevli, sanırım MIT'le de irtibatlı. Dedi ki Tayyip Erdoğan beni defalarca Kaddafi'ye yolladı. Şimdi ne? Kaddafi'ye yolladı. Polis memurunu. Evet, polis memurunu. Şimdi bir polis memuru Kaddafi'nin yanına boş gidip dolu gelirse siz benim ne demek istediğimi anlarsınız. Öyle mi söylüyor ifadesinde? Öyle demiyor ama ben biliyorum boş gidip dolu geldiğini, uçakla dolu geldiğini biliyorum. Şimdi Kaddafi ile hangi pazarlıklar yapıldı? Kaddafi'den Türkiye'ye hangi yardımlar alındı ve Kaddafi daha sonra nasıl satıldı? Bu mesele, 17-25 Aralık meselesini biz konuşunca bazı yurttaşlar diyor ki ya bu yolsuzluklar konuşuyorsunuz da karşılık bulmuyor. Öyle değil. En çok korktukları şey yolsuzluk. Çünkü bakın 30 Mart seçimlerinde tam 2,5 milyon oy kaybetti AKP ve %6'ya tekabül eder. %6 oranında oy kaybetti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı gerçek oy %38'dir. %52 falan değildir. O yüzden şimdi iş bizim üstümüze düşüyor. Hiçbir koşulda umutsuz olmaya, efendim bunlar iktidardan gitmeyecekler demeye hakkımız yok. Zaten bunu bize dayatmaya, bunu bize alıştırmaya çalışıyorlar. Hayır, iktidar değişecek. İktidar korkuyor. Anlatıyoruz. 50 milyon liralık kameralar alıyorlar. İsraillerden alıyorlar. Çankaya, daha doğrusu bu kaçak sarayın her tarafını kameralarla donatıyorlar. Önünden geçtiğinizde arabanızın plakası taranıyor. Aldığınız nefesi kaydediyorlar. Bakın bunu öylesine söylemiyorum, bilerek söylüyorum. Aldığınız nefes, havaya bıraktığınız boşluk, Çankaya'nın, hep Çankaya diyoruz da, Kaçak Saray'ın etrafındaki... Kaçak Saray demeyeyim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafında kaydediliyor. Çünkü şunu biliyorlar bakın. Ermenekli Recep amcanın ayağındaki yırtık 5 liralık ayakkabının sebebinin Kaçak Saray'a aktarılan 5 katrilyon olduğunu artık AKP'li seçmen de görüyor. Ve emin olun konuştuğum AKP'li seçmenler 5 sene önce, 6 sene önceki gibi savunmuyorlar ne Tayyip Erdoğan'ı ne AKP'yi. Burada muhalefetin yapması gereken, bize düşen tek şey var. Demokratik hakkımızı kullanacağız, sokağa çıkacağız. Şimdi bunu da hemen alırlar, efendim sokak çağrısı yaptı. Evet, sokak çağrısı yapıyorum. Sokağa çıkacağız, demokratik hakkımızı kullanacağız, mitingler yapacağız. O zaman ben de bir eklentide bulunayım. Hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Hiçbir zaman demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağız ve demokrasiyi yaşatmak için and içeceğiz. Bundan çıkışın, bu labirentten çıkışın, bu karanlık tünelden çıkışın, ışığa gitmenin tek yolu Büyük Önder Atatürk'ün emaneti olan laik demokratik cumhuriyeti korumaktır. Demokrasiye inanan, oyuna sahip çıkan bütün yurttaşlarımızın tek bir çatı altında birleşmeleri ve sadece kendilerinin değil, oy vermemekte veya başka türlü oy vermekte kararlı olan yurttaşlarımızı, dostlarımızı da ikna ederek o tek çatı altında tüm oyların birleşmesini, toplanmasını sağlamak gerekir. Taşının altında gözüm var, efendim onun da şusu var, busu var demenin zamanı çoktan geçti. Artık köprüden önceki son çıkıştayız. Muhalefete muhalefet etmek neredeyse bir spor haline getirilmek isteniyor. Bu spora da girmeyelim. Sevgili dostlar, şimdi sizlere... Uğur abi, izninle tam bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sorular geliyor, ne yapabiliriz? Arkadaşlar, genç arkadaşlarımız da demin hatırlattı.
metal işçileri 30 yıl sonra sokağa çıktı. Ve demokrasi, ileri demokrasi diyen iktidar o metal işçilerinin grevini tıpkı 12 Eylül paşaları gibi ertelediler, grev hakkını gasp ettiler. Biz gideceğiz, metal işçilerinin yanında duracağız. Pazar günü, pazar günü bakın, evde oturarak, sadece televizyon izleyerek, tweet atarak başarılı olamayız. Pazar günü İstanbul'da çok önemli bir miting var. Laik, demokratik, bilimsel eğitim için Kadıköy'de saat 13'te bir miting yapılacak. Ona katılalım. Emeklilikte yaşa takılanlar Bursa'da bir miting yapacak. Yüzlerce tweet atmışlar. Emeklilikte yaşa takılanların demokratik haklarına sahip çıkalım. Toplumun yalnız olmadığını, sayımızın anlattıklarından daha fazla olduğunu ve bir araya geldiğimizde mutlaka kazanacağımızı düşünelim. Şimdi ayın 13'ünde Birleşik Haziran Hareketi, ki önemli bir oluşum, yeni yeni filizlenmeye başlıyor. Okullardaki laikliğin özellikle ortadan kaldırılmasına karşı bir boykot çağrısı yapıyor. Bu boykot çağrılarına destek verelim. Bunların tamamı demokratik haklardır. İçinde şiddet barındırmayan, şiddet öğesi içermeyen, şiddete davet etmeyen demokratik eylemlerdir. Evde oturursak hiçbir şeyi kazanamayız. Bu kadar basit. Mücadele edeceğiz, şuna da, anlatacağız, örgütleneceğiz. Barış, bunun başka bir yolu yok. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bakın biraz önce Sayın Erdal Aksünger dosyalara dayanarak, mahkeme kararlarıyla yapılan dinlemelere ve soruşturmaya istinaden benim bile tüylerimi ürperten gerçekleri dile getirdi. Rıza Sarraf olayının 1993 yılına kadar gittiğini ve babasının kaçırıldığını ifade etti. Oradan alarak öyküyü bugünlere getirdiğini polislerin söylemeye çalıştı. Keza Barış, başka hiçbir yerde dile getirilmeyen çok çarpıcı bilgiler sundu. Bunlar sadece Halk TV'de konuşuluyor sevgili dostlar. Bunlar sadece Sözcü gazetesinde veya birkaç gazetede daha yazılıyor, çiziliyor. Ama en cesur şekilde Halk TV'de dile getiriliyor, Sözcü gazetesinde yazılıyor. Şimdi ben yazarı olduğum için söylemiyorum. Hakikaten bağımsız gazeteciliğin evrensel ölçüde tarifine tıpatıp uyan, hatta o ölçüyü bile aşan bir gazetecilik özgürlüğü içerisinde çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu kuruma sahip çıkmanız gerekir. Halk TV'ye de sahip çıkmanız gerekir. Sizin haklarınızı savunan gazetelere de, televizyonlara da sahip çıkmanız gerekir. Sadece sahip çıkmayın, başkalarının da sahip çıkmasını sağlayın. Çünkü hayati bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki 5 ay yaşamsal değere sahip. Çok çok önemli. Yani bunun artık bir dahası yok, dönüşü yok. Sevgili Şaban Sevinç, Samsun'da bizi izliyorlarmış. Şimdi mesaj öyle attı mi? Bir kahvehanede. Genel müdürümüz, yani kanalın genel müdürü gerçekten büyük bir özveriyle çalışıyor. 24 saat çalışıyor sevgili Şaban Sevinç. Şaban Sevinç'e de. Buradaki kardeşlerimiz Ankara'dan geldiler. Hiç uyumadan Ankara'ya dönecekler. Benim asistanım Gizem. Tamamen amatörce az önce İstanbul'dan yetişebildi ve program bittikten sonra gidecek. Bizler 5 kuruş almadan bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla Şaban Sevinç yönetimindeki Halk TV ve Sözcü gazetesi hakikaten sizin sonuna kadar desteklemeniz gereken yayın organları. Ayrıca değerli bir meslektaşımın kitabını da size tavsiye edeceğim. Çünkü çok önemli bir kitap ve çok dürüst bir gazeteci. Birlikte çalıştım. Çok yiğit bir gazeteci. Ve şu anda da kalemi kırılanlardan bir değerli meslektaşımız. Yapamıyor işini. Çok başarılı işlere imza atmış. Geçmişte pırıltılı habercilik örnekleri sergilemiş, yayıncılık örnekleri sergilemiş. Ama şu anda hiçbir yerde çalıştırılmıyor. Sevgili Mustafa Hoş'un Big Boss adlı kitabı. Şimdi tutuyorum kameraya ve arkasını okuyorum. Big Boss bir Recep Tayyip Erdoğan kitabı. Bu kitaptaki karakterler, olaylar tamamen gerçektir. Gerçek bir yaşam öyküsüdür. Ne o Türkiye'de gerçek, kor bir ateş gibidir. Gerçeğe dokunmaya hazır mısınız? Her sayfa çevrildiğinde karşınıza bir başka Tayyip Erdoğan çıkacak.
13 yıldır evde, sokakta, okulda, işte hep o var. Oysa bilinmeyeni bilinenden daha çok. Tuhaf ilişkiler, esrarengiz olaylar, kriminolojik adamlar. Kimdir Recep Tayyip Erdoğan? İşte bu sorunun cevabını Mustafa Hoş aylarca çalıştı, belgeler buldu ve sizin için çok büyük tehlikeleri göze alarak Big Boss adlı kitabında kaleme aldı. Bunu okumak da bir yurttaşlık görevidir. Uğur abi bir espriyle kimdir Recep Tayyip Erdoğan diye sormuş Mustafa Hoş. Recep Tayyip Erdoğan'ın kim olduğunu bugün AKP Konya milletvekili aslında söyledi. Dedi ki, izlemişsinizdir mutlaka, çobanla başbakanın bir farkı yok. Çoban sürüyü yönetiyor, başbakan halkı yönetiyor dedi. Recep Tayyip Erdoğan işte bu kişilerin lideridir. Bizim liderimiz olamaz. Mustafa Kemal Atatürk'tür bizim liderimiz. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'la sarayın ikna odalarında birbirlerini ikna ede dursunlar. Yolsuzluk dosyalarını nasıl kapatırız diye. Biz her zaman gerçekleri anlatmaya çalışacağız. Şimdi tweetler gelmiş. Uğur abi de okuyor. İzninle Uğur abi, şu mahkeme vardı, onu soruyorlar. Geçen hafta senin programında anlatmıştık Kadıköy'de. Tamam, kısaca soruyorlar. Özetle hemen sorulara geçelim. Şöyle bir şey oldu. Beni 1. Sulh Ceza Hakimi 312 gazeteciyle birlikte şikayet etmişti. Gittik, şikayete itiraz ettik. İtiraz ne oldu biliyor musunuz? 1. Sulh Ceza Hakimi'nin önüne geldi ve 1. Sulh Ceza Hakimliği, benim hakkımda şikayetçi olan hakimlik, benimle ilgili karar verdi. Böyle bir noktaya geldik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Avukatımız Turan Aydoğan önümüzdeki günlerde bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Oradan da bir sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz ve demokratik hakkımızı kullanacağız. Sansüre de her koşulda karşı çıkacağız. Her koşulda. Mücadele edeceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Yani yılmayacağız, yorulmayacağız, korkmayacağız, sinmeyeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyeti sokakta bulmadık. Birilerinin başkanlık hevesine de yedirmeyiz. Bir de ben bir cümle söyleyeyim. Tamam. Buyur lütfen. Edip Akbayram da bir cümleyle katılacak. Bir bana, değil beş cümle söyle lütfen. Bir cümle söyleyeyim. Ben fazla konuşmayı sevmiyorum. Zaman zaman yolda giderken yurttaşlarımız işte sanatçı olarak, abi olarak hep önümüzü kesiyorlar. Karamsar mısınız Edip abi, Edip Bey diye. Ben ülkem adına hiçbir zaman karamsar değilim. Çünkü bir ülkenin sanatçısı karamsar olursa o ülkede bazı şeyler tıkanmış demektir. Ben her zaman ışığı görüyorum ve bütün sanatçılar da öyledir. Işığı görür, çağdaşlığı ve evrenselliği görür. Ve bir de şunu söylüyorum. Baktım, inceledim. Dünyanın herhangi yerinde yaşayan bütün diktatörler başarı kazanmamıştır, hesabını vermiştir. Evet. Şimdi Gizem mikrofonu da uzatalım. Kim sormak istiyor efendim? Kısa öz soru rica ediyoruz. Kısa öz soru. El kaldırılsın lütfen. Şu beyefendiye verelim. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Dündar Tüfekçioğlu. İstanbul'dan geldim. Şöyle başlamak istiyorum size. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan başlayarak Amasya tahammülüyle, Sivas Kongresi'yle, Erzurum Kongresi'yle millete bütünlük ve milletin sinesinde ne yapabileceğini açık seçik anlattı. Sayın Vekilime de sormak isterim. Siz milletin sinesine dönmek için ne düşünüyorsunuz? Meclis içerisindeki muhalefet pozisyonda olan partiler bu konuda milletin sinesine dönmek ve bu anlattığınız vahim olayları tek tek açık açık ve halkın anlayacağı dilde anlatabilecek misiniz? Bunun için bir planlamanız var. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Evet, bir soru daha alalım hemen. Şu bölgeden bir hanımefendiye verelim söz hakkı. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. İzmir'e geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok bekliyordum. Sürekli izliyorum. Halk TV'ye çok teşekkür ediyorum.
bizleri sizlerden karşılaştırdığı için. Mikrofonu yaklaştırarak konuşalım. Halk TV olmasa biz hala hiçbir şey ne görürdük ne duyardık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Halk TV'ye hepinize hoş geldiniz. Şu arkanıza uzatır mısınız mikrofonunuzu? Mavi gömlekli beyefendiye. Biraz ayağa kalkarak lütfen. Ben emekli öğretmen Coşkun Kutlu. Sayın milletvekilimle Barış arkadaşıma bir şey soracağım. Mustafa Kemal Atatürk son emperyalist düşmanları İzmir'de denize dökerken biz de 1977'de Ecevit iktidara getirirken hep halk vardı. Acaba bize kurtuluş yürüyüşümüz Ankara'ya ne zaman başlayacak sayın milletvekilim? Ne zaman mitingler başlayacak? Ne zaman bağıracağız? Teşekkür ederiz efendim. Karşı devrimcilere nasıl hesap soracağız? Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Arkaya uzatalım mikrofonu, arkaya, arkaya. Yaklaştırın lütfen mikrofonu. Sayın konuşmacılarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim adım Muhsin Gökkaya. 50 senelik Cumhuriyet Halk Parti'nin bir üyesiyim, bir neferiyim. Atatürk'ün de askeriyim. Sizlere saygı ve hürmetimle saygı sunuyorum. Sizler Türkiye'de her yerde bu ekip bu programlarınızı kentlerdeki mahalledeki insanlar lütfen. Hepsi saygıyla karşılıyorlar. Çok hareketli oluyor, çok verimli oluyor. Seçimlere kadar 7 Haziran'a kadar bunları devam edin. 7 Haziran'da bu adamları sandığı gömelim. 8 Haziran'da da bu istiklalimizi, kazancımızı, başarımızı kutlayalım hep beraber birlikte. Bunlara devam edin. Sizler tarih yazıyorsunuz. Arkanıza sizler uzatın lütfen. Sizler kahraman vatan evlatlarısınız. Sizlere saygı duyuyorum. Hürmetler. Çok teşekkür. Arkadaki beyaz gömlekli kardeşimle, beyaz gömlekli kardeşimize. Hayır, beyaz gömlekli kardeşimize. Lütfen ondan sonra size söz hakkı vereceğim. Sayın milletvekilime sormak istiyorum. Sosyal projeleri ne zaman anlatacaksınız? İnsanları ne zaman heyecanlandıracaksınız? Parası olanı mı, bilgisi olanı mı vekil yapacaksınız? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Verin şimdi beyefendiye. Mikrofonu yaklaştırarak lütfen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Berkin Elvan Sokağı için, Ali İsmail Korkmaz için emek veren, sokakta yürüyen, mücadele eden tüm Nalıdere'lilere selam olsun diyeyim. Bir kuşak AKP ile büyüyor. Bu AKP gericiliğine, faşizmine karşı buradaki tüm sanatçı dostlarımız, milletvekilimiz, yazar arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız hep birlikte parlamentoda ve sokakta bu mücadeleyi birlikte nasıl büyütebiliriz? Sorumun öncelikli muhatabı Sayın Erdal Aksünger. Kendisine özellikle sormak istiyorum bunu. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyalistler, devrimciler, ezilen ve sömürülen tüm halklar gerek parlamentoda, gerek sokakta, hem 7 Haziran'da ve sonrasında birlikte mücadeleyi nasıl büyütebiliriz? Bu mücadele için önümüzde bir program var. 8'inde, 8 Şubat Pazar günü tüm Türkiye'li yurttaşlarımızı, ezilen ve sömürülen tüm kesimleri Kadıköy'e çağırıyoruz. Bu gerici faşist kuşatmaya karşı hep birlikte Kadıköy'de olalım. Son bir şey hatırlatmak istiyorum. Ayın 13'ünde ben 12 Eylül sonrası doğmuş bir yurttaşım. İlk defa 12 Eylül 1980'den sonra ilk defa öğrenciler, öğretmenler, Aleviler, Demokratlar, Sosyalistler, Devrimciler zorunlu din dersine, AKP faşizmine ve bu gerici kuşatmaya karşı okulları boykot edecekler. Tüm yurttaşlarımızı bu boykota sahip çıkmaya çağırıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi gençlere verelim mikrofonu. Gençlere buraya verelim. Buraya gençlere. Gençlere söz hakkı vereceğiz. Buraya lütfen. Hayır. Sesi kısarım. Hayır. Ben yönetiyorum programı. Buradaki gençlere söz hakkı vereceğiz. Var burada mikrofon. Gençler yok gibi algılanıyor. Oysa gençler de var aramızda. Buyurun verin mikrofonu. İyi akşamlar hocam. Çanakkale Bayramış'tan katılıyoruz. Kalkın lütfen. Şöyle de biraz gelirsen. Çanakkale Bayramış'tan geldik hocam. Bank Asya bu konu hakkında bilgi rica ediyorum sizden.
merak ediyorum bazı konuklarımız konuları. O konuda da cevap teşekkür verirler. Teşekkür ederim. Şurada bir hanımefendi var. Hanımefendiye uzatalım mikrofonu. Efendim, yani süremiz dolar, cevap yetiştiremeyiz. Bir soru daha alacağım ve ondan sonra konuklarımızın cevap vermesini rica edeceğim. Hayır, saat 12'de çıkacağız. 12'den sonra. Adım Aysun Küçüktok, emekliyim. Yaklaştın lütfen efendim. Sayın Uğur Dündar, ben sizi ilk defa görüyorum. Size bir tek soru sorabileceğim. Buyurun efendim. Adına. Ben size şu anda oğlum diyebilir miyim? Konuşmama öyle başlayabilir miyim? Çok büyük bir ödül vermiş olursunuz. Şimdi ben Kobani kökenli bir aileden geldim. Ayrıca siz benden gençsiniz hanımefendi. Genç değilim, annenizim. Haksızlık etmeyin kendinize. Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim. Bu ülkede benim çocukluğum, gençliğim o kadar mutlu geçti ki. Çocuklarımın da aynı şekilde. Benim iki tane torunum var. Ama ben şimdi sokağa çıkmak istemiyorum. Neden dersen. Sokağa çıktığım zaman karşıdan gelen insanlara bakıyorum. Yandaki insanlara bakıyorum. Hiç kimsenin yüzü gülmüyor. Benim gençliğimdeki gibi ben istiyorum ki artık herkesin yüzü gülsün. Torunlarım bana sorular soruyorlar. Anneanneciğim. Ben bizim, anlıyorum ne demek istediğinizi. Konuklarımız da anlıyorlar. Bizim ülkemizde iç savaş çıktığı zaman Allah annemler korusun. Halen evlerini eve silah almadılar. Allah korusun efendim. Allah korusun tabii. Bizi kim koruyacak anneanneciğim diyorlar. Tamam bu, teşekkür bu ediyorum. Bu beni çok üzüyor efendim. Ama kaygınızı anlıyorum. Ve inanıyorum ki bütün bunlar... Nasıl bir cevap beklediğinizi konuklarımız da anlıyor. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum hanımefendi. İyi günler olsun. Bana iltifatınız için de çok teşekkür ediyorum. Bu taraftan. Şuraya mikrofon. Gizem. Şu beyefendiye. Şu beyefendiye. Teşekkür ederim. Adım İrfan Türköz. Bayraklı'dan iştirak ediyorum. Şimdi bu 7 Haziran seçimlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Ve bu faşist iktidarın, bu harami sürüsünün hesap vermesi için bu partinin, bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti çıkması gerekir. Bunun için çalışmamız lazım. Naçizane bir önerim var. Erdal Bey'e soracağım. Emekliler, biliyoruz ki 12 milyon civarında emekli var. Gelir misiniz? Rahat rahat görüntülensin. Yakınları, eşleri, çocuklarıyla birlikte 15 milyon civarında olduklarını biliyoruz. Bunlara özel bir çalışma yapılamaz mı? Birebir ziyaretleri yapılabilir. Emekliler kulübü kurulabilir. Efendim. Yani emeklileri kazanmak için ne evet, yapacaksınız diyorsunuz. Büyük bir potansiyel. Tamam efendim. Ve biliyorum ki %90'ı radikal dinci, kökten dinci değilse AKP'ye karşılar. Ama bir şekilde sandığa götürelim. Bunları bizim partimize oy vermiyorlarsa vermelerini sağlayalım. Peki, diyeceklerim bu. Erdal Bey'in bir çalışması var mı partinin genç, bu konuda? Genç kardeşlerimize, hanımefendilere uzatalım. İlçe komiteleri efendim, kurulabilir. Tamam, teşekkür ediyoruz. Teşekkür İfade ettiniz. Ederim. Sağ olun. Arka tarafa. Hayır, Gizem. Gizem. Oraya değil. Arkaya. Arkaya, arkaya efendim lütfen. Yardımlarınıza çok teşekkürler. Arkaya lütfen. Arkaya. Öncelikle merhaba diyorum, hoş geldiniz. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Geçenlerde Davutoğlu dedi ki bu işte seferberlik ilan etmeliyiz bu Suriye ve Irak konusunda. Bu Misak-ı Milli sınırından bahsetti. Bu ben Suriye ve Irak konusunda şey sormak istiyorum. Yani bu Suriye ve Irak niye değindi? Yani Misak-ı Milli sınırları hani bu kendisini o ümmetçiye o Suriye ve Irak'a dahil etmeden düşüncesinden dolayı mı yoksa hani bir nedenini sormak istiyorum ben. Teşekkür ederim. Tamam. Peki soruları aldık. Gizem mikrofonu da alalım. Cevaplara başlayalım. Erdal Bey özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilen eleştiri ve talepleri değerlendirsin. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bir arkadaşımız ilk başta başlarken Sine-i Millet'e dönmeyle ilgili bir soru sordu. Dönülebilir mi diye. Şimdi bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında başarabileceği bir iş de değil. Diğer muhalefet partilerle birlikte belli bir rakamı tutturma işidir zaten. Onu tutturamıyorsanız AKP dar bir bölge seçimi yapar.
kendisi %90 temsilinden birlikte zaten istediği her şeyi gerçekleştirir. Ve şu taraftan bakın, biz bu mecliste olmasaydık, mesela şu yolsuzluklar ve rüşvetle ilgili operasyonu duyar mıydı millet acaba? Mümkün değil. Bu bir mücadele. Bu mücadele topyekun bir mücadele. Parlamento bacağı bir tanesi. Arkadaşlarımız da buna benzer. Bence tanımları da yaptılar zaten. Bence en büyük problemimiz şu. Mücadeleyi kendi içimizde iç dinamiklerimizi eriterek yapmamak. Enerjimizi içeride harcamamak. Dışarıya yönetmek konuyu. Çünkü en büyük problemimiz içerideki tartışmalar. Bakın şunu çok önemsiyorum. Daha bugün buraya gelirken bu partinin aslında yarın İzmir'de açıklayacağımız bir liyakat projesinin ilk temeli burada var. Cumhuriyet Halk Partisi liyakat projelerine geçiyor. Kendi içindeki dinamikleri artık. İç tartışmaları sonuçlandırmak üzere yapacağımız 5 yıllık bir plan yapıyoruz. Belki şu söylenebilir. Ya önümüzde şu var, önümüzde bu var ama bu gerekli bunların hepsi. Çünkü sorun şuradan da kaynaklanıyor. İnanın ben bunu çok yaşadım. Karşınızda her oturan her şeyi biliyor. En büyük problemlerimizden birisi biraz mütevazi olmaktan geçiyor. Onun aslında o enerjisini dışa dönük bir mücadeleye harcaması lazım. En büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Yani kimse er olmayı kabul etmiyor. En büyük problemlerden biri bu oluyor genelde. Ama şimdi mücadele ettikçe ben bunu hissediyorum. Tüm aslında beraber olduğum insanlardan, halktan hissediyorum bunu. Siz, bizler, Edip abinin biraz önce söylediği şekilde bir sanatçı eğer gerçekten umudunu kaybetmiş bir görüntüsü verirse halk ne yapsın dedi. Aynı şey bizim için de geçerli. Ben o şiardan yürüyorum. Hiç mücadelemi bırakmak istemiyorum. Kim ne derse desin. Parlamentoda, kendi partimin içinde, dışarıda tüm olumsuzluklara rağmen bildiğimi yapmaya çalışıyorum. O mücadelenin bir gün kazanacağına inanarak bunu yapıyorum. Kesin yani. Bakın bir ülkede işlerin iyi gittiği, ekonominin rayında olduğu nereden anlaşılır? Üretimin artması, üretimin artması ile birlikte ihracat gelirlerinin çoğalması ve buna bağlı olarak da istihdamın yükselmesi, yani işsiz sayısının azalmasından anlaşılır. Şimdi TÜİK, yani resmi kurumun verilerine göre işsizlik bir yıl öncesine oranla 5 kat artıyor ve %10.6'ya çıkıyor. Yine resmi rakamlara ki bunlar makyajlanmış rakamlardır. Gerçek bunun çok üzerindedir. İş arayıp da umudunu kesenlerin bu istatistiklerden düşüldüğü rakamlardır bunlar. 435 binden 1 milyon 937 bine çıkmış. Bu nedir? Bu ne yazık ki bir ekonomik krizin rakamlarla ifadesidir. Çok somut ifadesidir. Dolayısıyla bu iktidar artık Türkiye'yi yönetmekte aciz kalmaktadır. İyi yönetememektedir. İyi yönetemediğini bildiği ve yolsuzluk ekonomisinin ayyuka çıktığını gördüğü için de kendisini polis devletiyle korumaya gayret etmekte ve iç güvenlik yasası gibi antidemokratik faşizan yasaları sadece bu amaçla çıkarmaktadır. Şimdi bir söz Barış'a verelim. Bankasya ile ilgili arkadaşımız sordu. Bir efendim şu, sorduk lütfen müdahale şey yapalım. Şimdi 24 Kasım günü şunu söyledim Halk TV ekranlarında. Dedim ki Bankasya'ya el konulacak. Bankasya'ya el konulmasının ardından Cemaatin Gazetesi, Zaman Gazetesi ile STV'ye de el konulacak. Arkadaşımız Bankasya'yı sordu ya. Bankasya olayını anlamak için ya da Bankasya olayını görmek için AKP'nin nasıl bir devlet anlayışına sahip olduğunun fotoğrafını çekmemiz lazım. Bakın, Bankasya'ya yapılan siyasi bir operasyondur. Dünyanın her yerinde devletler bankaları kurtarmaya çalışırken burada devlet adeta bir bankayı batırmaya çalışmaktadır. Neden? Çünkü o bankanın ilişkili olduğu medya grupları vardır ve o medya gruplarının şu anda ters düştükleri için muhalif yayınlarını bitirmeye çalışıyorlar ve ne yapıyorlar? Bankasya'ya kim atandı? Mehmet Ali İslamoğlu. Bakın, Mehmet Ali İslamoğlu kimdir? Yasin Elkadı hakkında soruşturma açan müfettiş Zihni Kaçmaz'ı görevden alan kişidir. Bugün hükümet eliyle
Bank Asya'nın başına atanmıştır. Mehmet Ali İslamoğlu 3 ay önce nereye atandı? Ciner grubunun Show TV'sine el konulduğunda oraya atandı. Barış şimdi, fazla ileri gitme, Halk TV'ye de birisini atayabilirler. Zaten Halk TV'de hedefte, onun için sahip çıkalım diyoruz. Halk TV'de hedefte, Halk TV'de bir şekilde susturmak, sindirmek, en azından yayını durdurmaya çalışıyorlar. Burada yapılmak istenen şu, ben Halk TV ekranlarında şunu demiştim Uğur abi. Mustafa Karaalioğlu Star gazetesinden görevden alındığı gün demiştim ki, yüksek rakımlı tepede oturan beyefendi kendisine şunu söyledi. Bu sözüm hiç bugüne kadar yalanlanamadı. Denildi ki telefonda, Mustafa'cığım biraz bekle, Aralık ayının sonunda zaten Bankasya'ya el koyacağız. Oradan da bazı borçlardan dolayı, hani ihtilaflı şeyler, bunları anlatıp kafasını şişirmeyelim izleyicilerimizin. Zamana ve STV'ye el konulacak. Sen Zaman'ın başına geçersin. Mehmet Ocak'tan bugün televizyonunun başına, Yusuf Ziya Cömert de STV'nin başına geçer diye. Aynen bunu yüksek rakımlı tepedeki beyefendi söyledi ve operasyonun ilk adımı atıldı. Dertleri Zaman'ı, STV'yi, bugün televizyonunu, bugün gazetesini susturmak, sindirmek, ele geçirmek ve orayı da yandaş bir medya yapmak. Meselenin özeti budur. Daha ayrıntılı anlatabilirim ama herhalde bu kadarı evet, yeterlidir şimdi, diye düşünüyorum. Şimdi bu programı yaptığımız Narlıdere o kadar güzel bir semt ki, ben ana caddesinde, yani çarşı olarak kabul edeceğimiz ana caddesinde yürürken, o böyle pırıl pırıl dükkanlara, esnaflara, eczanelere, marketlere, işte ne bileyim börekçi dükkanına, aklınıza ne gelirse, baktıkça böyle filmlerde, romanlarda anlatılan esnaf görüntüleriyle karşılaşıyorum. O kadar pırıltılı, o kadar tertemiz, o kadar insana gel bana diyen bir çarşı var ki, hakikaten böyle bir rüya gibi insan dolaşırken kendisini de rüyada gibi hissediyor. Ama acı gerçekle hemen karşılaşıyorsunuz. O dükkanlar bomboş, seftah yapamayan esnaf var ve böyle müşteri gelecek diye elini çenesine koymuş, sabırla dışarıya yoldan gelip geçenlere bakanlar var. Bu çok yürek yakıcı, çok üzücü bir fotoğraf. Ama işte ekonominin ne durumda olduğunu gösteren, buradan yerel bir örnek olarak size anlattım. Bu insanlar çok daha güzeline layıklar. Çünkü en güzelini vermek için yarışıyor. Bütün esnaf, hepsi dediğim gibi roman kahramanları gibi. Pırıltılı insanlar. Yani konuştuğunuz zaman iyi eğitim almışlar, ülkenin sorunlarına vakıflar, çözüm önerileri var. İşte soru soran yurttaşlarımızın hepsinin bir sentezi var. Kişisel bir değerlendirmesi var. Bu olgunluğa erişmiş insanlar bunlar. Bu insanlara reva görülen yönetim biçimi bu olmamalı. Bu insanlar buna müstahak değiller. Onun için sizin adınıza ben dile getiriyorum bu derdi. Evet. Şimdi arkadaşlarımızdan aslında şöyle çok uzun uzun anlatmak istemiyorum ama projeler konusunu söyledikleri için söyleyeyim. 41 proje geçen dönemde 2011'de vardı. Çok ciddi bir aslında orada bir hata işledik. Çok kısa sürede bunların hepsini topluma anlatmaya çalıştık. Çok büyük bir yanlıştı bu. Bu dönemde o kadar büyük projelerimiz olmayacak. İşte emekler dedi arkadaşlarımız, kesinlikle proje zaten şu anda mevcudiyette var. Sayın Genel Başkanımız, dikkat ediyorsanız toplumun hemen hemen çok önemli sıkıntılı katmanlarıyla devamlı şu anda devamlı çalıştaylar yapıyor. Emeklerinden de yaptı. Geçenlerde bir çalıştay. Projelerimiz 4 ile 6 arasında olacak. Çok özel. Aslında bizim aile sigortası projemiz zaten çok müthiş bir projedir. Ama gerçekten anlatmakta zorlandık. Süremiz çok kısıtlıydı. Anlatamadık. Bu sefer bunu daha iyi bir şekilde anlatmak için gereken her şeyi yapacağız. Şimdi emekleri söyledik. Sosyal projelerle ilgili arkadaşımızın söylediği konu vardı. Neyi yapacağız? Bir cümlede ben. Tabii. Şimdi Beyefendi, mikrofon sus konuştuğunuz zaman ekrana çıkmıyor. Şimdi sadece seyircilerimiz şimdi vaktin boşa aktığını zannediyor. Şimdi şöyle. Buyurun Erdoğan. Evet, şimdi şöyle. AKP devamlı şunu aslında bir vesileyle pompalamaya çalışıyor. Diyor ki biz gidersek
sosyal yardımlardır, işte buna benzer bir takım işte yeşil kartlardır, buna benzer konuların biz gidersek kaybolacağını, verilmeyeceğini söylüyor. Kendi ceplerinden mi veriyorlar bu parayı? Bu devletin, bu milletin parası. Sayın Genel Başkanımız da anlattı. Hatta bunun iki katını vermek için elinden gelen her şeyi yapacağız diye de açıkladı zaten bundan ilgili. Ama ülkeyi ciddi bir borç batağına götürürken Orta Doğu'da bu ülkenin iyi ilişkide olduğu tüm ülkelerin hepsinden küstürdüler bu ülkeyi. Bakın siz biraz önce İran'la ilgili altın meselesinden kaynaklanan bir konuyu anlattınız. Ben basit bir şey söyleyeceğim. Kimsenin parası yenilmemiştir diyordu ya Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık, 25 Aralık olayları olduğunda. Bakın nasıl yediklerini de söyleyeyim altın vererekten. Nasıl yedikler? 50 milyar dolara yakın para bir yıl içerisinde İran'a altın olarak gitti. Niye götürdüler biliyor musunuz bunu? Tüm dünya Birleşmiş Milletler diyordu ki İran'dan 2011 yılından itibaren İran'dan doğal gaz ve petrol alabilirsiniz. Karşılığında ürettiğiniz ilaç, gıda, sanayi olarak da ödeyebilirsiniz. Şu anda Türkiye doğal gazı İran'dan %25 kazıklanarak alıyor şu anda. Alıyor. Bunların yaptığı hatalardan dolayı. Ama oraya altın vermekle bu ülkenin köylüsünün, çiftçisinin, sanayicisinin ürettiği ve yüze sattığında ülkeye 50 lira kar bırakacağı şeylerin hepsini bir kenara bıraktılar. %2.9 komisyon ceplerine atmak için dışarıdan altın getirip İran altın verdiler. Aslında Güney Kore ne yapıyordu? 100 milyar dolarlık doğal gaz ve petrol almıştı. Karşılığında ürettiklerini verdi. Verdiği için %50'si kadar ülkesinde para kaldı. İstihdamı çok ciddi bir şekilde önledi bundan dolayı. 1,5 milyon insana ek iş sağladı sadece İran'a verdiği işlerden dolayı. Aldığı vergi vatandaşın, üreticinin, çiftçinin, köylünün, sanayicinin cebine giren de başka konuydu. Bunlar mı biliyorlarmış ekonomiyi? Bunlar sadece vatandaşı kazıklamayı bilirler. Başka bir şey bilmezler. Edip Akbayram. ...45 yıllık müzik hayatımda aşağı yukarı iki defa dünyayı gezdim diyebilirim. Dünyanın bütün kıtalarında, bütün ülkelerinde konser verdim. Ve hayatım boyunca yaşadığım olaylara hiçbir zaman böyle radikal milliyetçi gözüyle bakmamaya özen gösterdim. Hep daha evrensel bakmaya çalıştım. Ama bugün Fransa'dasınız, yolda giderken bir Türk bayrağını gördüğünüz zaman insan hakikaten bayrağını görünce gurur duyuyor, onur duyuyor. Efendim Hollanda'dasınız, yolda geçerken bir Türk bayrağını gördüğünüz zaman ülkenizin sıcaklığı, güzelliği gözünüzün önüne geldiği zaman onur duyuyorsunuz. Şimdi benim ülkemde 303 tane Soma emekçisi katledildi. Arkadan 17 tane Ermenek'te maden işçisi yine güvensizlik ve tedbirsizlikten katledildi. Türk bayrağını yarıya indirmediler. Ama bir şeyhin ölümüyle benim bayrağımı yarıya indiren o zihniyeti de kınıyorum. Barış arkadaş. Şimdi tweetlere baktım. Arada çok sayıda tweet geliyor. Şununla ilgili. Hemen söyleyeyim. Genel istek üzerine, büyük istek üzerine şu anda sosyal medyada çok büyük bir ilgiyle izleniyoruz. Tweet akışından sen de fark etmişsindir. Programın tekrarı gece saat 1'de. Bizden sonra gün sonu haberleri var. Sevgili arkadaşımız İsmail Dükel'in başarıyla sunduğu gün sonu haberleri var. Ondan sonra gece 1'de programın tekrarı yayınlanacak. Onu da duyurmuş olalım sevgili seyirciler. Şimdi çok sayıda özellikle AKP ile ilgili sorular geliyor. Bir, şunu soruyorlar. Demin Bankasya meselesi de inanılmaz ilgi çekmiş. Ne olacak diyorlar. Bankasya operasyonuyla ilgili operasyonlar devam edecek ve birçok iş adamının özellikle Fethullah Gülen'e yakın iş adamlarının mallarına terör örgütünün şirketi olmaz diye el konulma çalışmaları başladı. Yakında Türkiye bunlarla da karşılaşacak ama bir yandan da bu operasyonlara akıl veren, operasyonların yapılmasına özellikle teşvik eden Yiğit Bulut gibi danışmanlar ve Ahmet Davutoğlu'nun danışmanları arasında da
çok büyük kavgaların olduğunu biliyoruz. AKP'de de Yiğit Bulut karşıtı bir cephe var. Çünkü şu anda ekonomi, Merkez Bankası'na yapılan baskı, Merkez Bankası'nın özellikle Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisine bağlanmaya çalışılmasının arkasında Yiğit Bulut'un akıl hocalığı var. Ve bazı İslamcı aydınlarda Yiğit Bulut gibi devşirmelerin, onların deyimiyle söylüyorum, Cumhurbaşkanı üzerinde bu denli etkili olmasından dolayı çok rahatsızlar. Etienne Mahçupyan zaten Çankaya'nın çok tepkisini çekiyor. Arada sırada böyle yolsuzluktan falan bahsettiği için. AKP'de çok büyük bir çatırdama olacak ve bu çatırdama özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak. Çünkü bir hafta önce üzerinde uzlaşılan isimden vazgeçtiler. Haşim Kılıç tavrını değiştirdi. Beşir Atalay'la köprüleri attılar. Ve şu anda AKP içinde hem bu danışmanların kavgası, hem paralel kavgası, hem de Anayasa Mahkemesi'nin başına kimi getireceğiz kavgası var. Dışarıya öyle birlik bütünlük görüntüsü verdiklerine bakmayın. Hani hakikaten güçlü bir muhalefet, halka güven veren bir muhalefet AKP'yi sandıktan indirir. Niye? Bunu niye söylüyorum? Geçen gün bir araştırma geldi elime. Ben siyasi partilere yapılan araştırmalara çok fazla inanmıyorum. Ben daha de. Çok ben yabancı de. Şirketlerin Türkiye'de yatırım yaptırırken yaptırdığı araştırmalara bakıyorum. Bakın orada ne diyor Uğur abi? Yabancıların yaptığı bir tabii, araştırma. Tabii. Sürekli yaptırıyorlar. 250 bin lira, 300 bin lira verip ya biz bu ülkeye yatırım yapalım mı, yapmayalım bizim mı? Nasıl evet. gidiyor, ekonomisi nasıl olur diye araştırmalar yaptırıyorlar. Ama ve bu şimdi arada bir cumhurbaşkanı çıkıp da aleni bir şekilde toplumun önünde Merkez Bankası yönetimini ve aldığı kararları sert bir dille eleştirip itibarsızlaştırırsa o ülkeye kardeşim yabancı yatırımcı gelir mi Allah aşkına? Uğur abi. Gelen de kaçın. Kaçmaya bakar. Bana bir saniye. Bana geçen gün bir Amerikalı şunu anlattı. Bir tercüman aracılığıyla konuştuk. Bu birebir bir bilgi. Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatıyoruz ya nasıl bir hükümet kurmak istiyor, Hakan Fidan'ı getirmek istiyor. Nagihan Alçı'yı kadından sorumlu, aileden sorumlu bakan yapmak istiyor. Bakan, ha seçimi kazanamayacaklar. Onlar kendi kendilerine böyle bakan yapmak falan istiyorlar ama. Dışarıdan mı milletvekili olarak? Milletvekili olarak. Şimdi orada zaten tartışma var. Nagihan Alçı mı AKP milletvekili olsun, Rasim Ozan Kütahya mı? Gerçekten büyük bir tartışma var. Gülünecek bir durum yok. Yani dertleri şu. Nagihan Alçı'yı, Yani fıkra anlatmıyor. Kadından sorumlu bakan eğer seçimi kazanırlarsa Sümeyye Erdoğan'ı da türbanlı ilk bakan yapmak istiyorlar. Şimdi Amerikalıların anketinde şu çıkıyor. Nedir? Esas şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sormuşlar. Bakın diyor ki ahalinin %76'sı bu çok önemli. Ahalinin %76'sına soruyorlar kendinizi nasıl tarif ediyorsunuz? Milliyetçiyim, ulusalcıyım, Atatürkçüyüm, bağımsızlıkçıyım diye çıkıyor. %76. Toplumun %76'sı. Atatürkçüyüm, ulusalcıyım, bağımsızlıkçıyım, milliyetçiyim, demokrasiden yanayım diyor. Bakın bir saniye. Ve şunu soruyorlar. Çok ilginç. Diyorlar ki Cumhuriyet... Herkes o kadar dolu ki. Yani dokunsan patlayacak gibi. Şunu söylüyorlar. Vallahi bir daha bir program yapacağız. Merak etmeyin. Benim için en kolay program bu. Evden 5 dakika uzaklıkta. Sayın Başkan da böyle bir salonu tahsis ettikten sonra niçin yapmayalım? Evet. Şimdi şunu soruyorlar. Bakın özellikle bizi izleyen ediyorum. Bizi izleyen CHP'li yöneticilerin dikkat etmesi gereken şey şu. Yurttaşa soruyorlar. AKP'nin mi dış politikasını beğeniyorsun, CHP'nin mi? Toplumun önemli bir kısmı, bakın, çok önemli bir kısmı, %60'ların üstündeki kısmı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası doğrudur diyor. Ve ekonomi konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi politikası doğrudur diyor. CHP Genel Başkanı'nı beğeniyor musunuz? Evet, dürüst bir adamdır, çok düzgün bir adam diye anketten çıkıyor. Tayyip Erdoğan'la karşılaştırma yapıyorlar ama sorun geliyor tek bir yerde düğümleniyor. Evet. Diyorlar ki bakın devam et Barış lütfen. Yurttaş diyor ki ben CHP'nin ekonomi politikasını, dış politikasını, liderini beğeniyorum ancak güvenmiyorum ülkeyi yönetebilirler mi diyor. Burada
CHP'nin üzerine düşen görev şu. Ben Erdal Bey'e katılıyorum. 41 vaade gerek yok. 4 vaat, 5 vaatle topluma güven vermek bütün sorunu çözer. Çünkü bir tehlike var önümüzde. Toplumun %30'u önümüzdeki seçimde sandığa gitmeyeceğim diyor. O %30'un sandığa gitmemesi bizim kaybetmemiz anlamına gelir. O yurttaşları sandığa çekebildiğimiz takdirde AKP emin olun ki %30'lara, %33'lere gerileyecektir. Tek sorun güven vermek. Tek mesele güven vermek ve şunu da söyleyeyim. Çok vaat doğru değil. Bizim çok güzel bir sözümüz var. Çok söz yalansız, fazla para haramsız olmaz ya derler. Popülizme hani, gerek yok diyorsun. Şurada çok basit bir örnek var. Yıllar önce Turgut Özal'a bir reklamcı getiriliyor. Ve Turgut Özal'a ya da sanırım Mesut Yılmaz'a, tam hatırlamıyorum. Diyorlar ki sen kendini bu reklamcıya emanet et. Özellikle bizi izleyen CHP yöneticilerine anlatıyorum bunu. Karşısına da politikacı oturuyor Mesut Yılmaz. Mesut Yılmaz anlatıyor şunu yapacağım bunu yapacağım diye. Reklamcı, kampanyayı yapacak reklamcı çantasını alıyor. Çantasını kucağına koyuyor. Şimdi diyor sana bu topları atacağım ve bu topları tut diyor. Başlıyor topları atmaya. Mesut Yılmaz sadece 2 top tutabiliyor. Reklamcı şunu söylüyor. Diyor ki seçmen böyledir. Aklında sadece 2 şey kalır. Fazla söze, fazla vaade gerek yok. Zaten inanmıyor yurttaş. İnandıracak politikalar lazım. O politikaları anlatacak olanlar da sizlersiniz, bizleriz. Biz anlattığımız takdirde, topluma güven verdiğimiz takdirde Türkiye'nin hava deliği olarak gördüğüm İzmir'den başlayacak olan bu mücadele hakikaten Türkiye'yi aydınlık bir geleceğe taşıyor. Erdal Bey, şimdi kapatıyoruz. Son sözler. Ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetip yönetmeme konusunda gerçekten hani böyle bir sorular geliyor ya. Bu kadar kötü yönetemeyiz. Şu anda durum çok kötü gerçekten. Bundan daha kötü yönetilmez. Bence mümkün değil. Ya bu kadar pislik, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar antidemokratik uygulamalar. Ekonomik olarak da şu anda önümüzü göremiyoruz zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz, şimdi bahsediyor kendisi, Orta Doğu'daki şeyhlerle, şırklarla hareket edip bunlarla, bunların parasını getireceğiz de sıcak parayla şurayı götüreceğiz de denilen bu ülke üretimden düştü artık. Bakın Doğu Anadolu'da özellikle ekilme biçilme oranları ikinci nesil bundan sonraki nesile devredilmeyecek artık. Yani ekmeği unutan bir halk var artık. Ekmiyor bir şey artık yani. Ama bak çok basit bir örnek vereceğim. Çin Komünist Partisi'yle Çin'e biz gittik. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ı oraya daha bu kadar 13 yıllık iktidarında birisi hoş geldin bile demedi, tebrik etmedi. Çin Komünist Partisi 1 milyar 350 milyonluk Çin. Biz oraya davet etti gittik. Çin'i yöneten 20 tane adam. Merkez komite üyesi 20 adamın başında genel sekreter. Bize ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce Barış'ın söylediklerini teyit etmek açısından söylüyorum. 1,5-2 sene önce yaptık bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hariciye politikasını, dış politikasını beğeniyoruz, destekliyoruz dedi. İktidara gelirseniz bizim AKP ile çok açık açık buradan söylüyorum. Bunu beraber gittiğimiz arkadaşlarımızın hepsi teyit eder. Bizim AKP ile bir ideolojik veya hayat bütünlüğü içerisinde hiçbir birlikteliğimiz yok dedi. Kim söylüyor bunu? İki dudağı kanun olan Çin'in başındaki adam söylüyor. Siz geldiğinizde 60 milyar dolardan aşağı olmamak üzere yıllık ihracat anlaşması yapabiliriz. Bize zeytini öğretin, zeytinyağını öğretin, inciri öğretin. Bize kendi ürettiklerinizi getirin. Biz de size know-how transfer edelim. Yani teknoloji transferi yapalım diyor. Biz bugün neye aslında tav olmuş durumdayız ülke olarak? Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği Orta Doğu'da 2-3 tane şeyhin şıhın kendince buraya getirip illegal getirdiği paralara tav durumdayız. Ama şunu unutmasınlar bakın. Petrol 110 dolardan varili 45 dolara ve 40 dolara indi. Bu ne demektir biliyor musunuz? 3 yıl içerisinde Orta Doğu'daki gelir kaynakları %50 azalacak demektir. Orta Doğu'yu fakirleştirecekler. Bu paraların hepsi Türkiye'den koşa koşa geri gidecek zaten. Çünkü üretimin içerisinde değil. Önemli olan üretimin kendisidir. Üretimdir. Biz bu üretimle ilgili çalışacağımız bir ekonominin taslağını hazırladık zaten. Üreten ve ürettiğiyle hem beslenen hem de basit örnek verdim Çin'den sadece. İhracat gelirini artıran dolayısıyla üretim olduğu için de istihdamı artıran aynen bir ekonomi. Aynen bitiriyoruz sanırım. Evet. Çok kısa bir şey. Edip abinin söz hakkından biraz çalayım.
Çok kısa lütfen. Çok dışarılarda hani bir şey aramaya gerek yok. Formül ortada. Syriza kendine güvendi ve kazandı. Syriza. Şimdi o Syriza, bakın o Syriza bugün evet. Syriza Partisi'nin genel sekreteri, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız'a resmi bir davet yolladı. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte konuşmak, Türkiye'yi tartışmak, nasıl iktidar olacağınızı tartışmak istiyoruz. Çünkü sizin gibi sosyal demokrat bir parti Türkiye'de iktidar olursa ancak Ege'de barış rüzgarları eser dediler. Onun için Syriza ortaya koydu kendisini ilkeleriyle, kurnazlık yapmadan, efendim sağdan şunu getirirsem böyle mi olur, sağ politikaya özenirsem böyle olur mu demeden kendi ilkelerine güvenerek kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kazanacağı, toplumu ikna edeceği çok güçlü ilkeleri, geçmişi var, tarihi var. Umarım bu 7 Haziran'da da hep birlikte kazanırız. Evet, Elif Akbayram'la son sözü söyleyelim. Önce aramızda şey var, tahtacı dostlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Evet. Çok uzak yerlerden hoş geldiniz. Hoş geldiler. İyi ki geldiniz. Evet, evet. Çok uzaktan gelen dostlar var. Sırf bu arena için geldiler. Onlara bir teşekkür edelim bakın. Alkışlayalım. Kaldırın. Kaldırın biraz. Tahtacılar Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyor hala. Buyurun. Bravo. Evet. Da sabırla beklediler orada değil mi? Ya. Çok teşekkür ediyoruz Sayın hem sabrınıza de hem de bizi ederiz. Onurlandırmanıza. Sağ olun. Federasyon oldular. Evet, oluyorlar. Evet. Şimdi Uğurcuğum bir şey vardır, darbu mesel vardır. Toplumlar layık oldukları rejimlerle yönetilirler diye. Biz tabii yaşadığımız bu rejimi reddediyoruz ve beğenmiyoruz. Önümüzde seçimler var. Biz daha demokratik, daha layık, daha bir çağdaş bir Türkiye'nin resmini çizmek istiyorsak, inanın bu ülkenin yurttaşlarısınız. Her bir oyunuz milyonlara bedeldir, çok değerlidir. Haziran seçimlerinde oyumuzu el birliğiyle, güç birliğiyle çağdaş bir Türkiye'den yana kullanalım. Saygı ve dostluklar size. Çok teşekkürler. Evet. İzmir'in güzel ilçesi Narlıdere'den, Narlıdere Belediye Başkanı'nın oluşturduğu Atatürk Kültür Merkezi'nden Sayın Abdülbatur'un da katılımıyla belediye başkanı bu programı gerçekleştirdik. Ben değerli konuklarımız Edip Akbayram, Erdal Aksünger ve Barış arkadaşa bu içten konuşmaları nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İsmail Dükel arkadaşımızın süresini aldık. Onun hoşgörüsüne de teşekkür ediyoruz. Birazdan gün sonu haberleri başlayacak. Bu arada biz Halk TV Genel Müdür Şaban Sevinç yönetiminde, benim asistanım Gizem Kurt, yönetmen Erdem Yıldırım, kameramanlar Kemal Sevindirici, Atakan Gültekin, Umurcan Özkan, Emre Kıvıl, Cimicip'te Zafer Bakır, Cüneyt Liman, Ankara'daki arkadaşlarımız Aydın Taş, Hatun Köse, Ceren Çavga, Gizem Çalış. Yani bunları emeğe saygı gereği okuyorum. Emeklerine çok teşekkür ediyorum bu arkadaşlarımın. Hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Sevgiyle kalın efendim. Sağ olun, var olun.